Televizyonu'ndan hepinize merhaba. Ben Nihan Yaşaroğlu. Kendini Bilmek programıyla karşınızdayız. Hayatın içinden meseleleri konuşacağımız, kendimizi bilmeye, bulmaya çalışacağımız bu programı izleyen herkesin fayda sağlayacağını umuyorum. Bugün hepimizin hayatında farklı dönemlerde bir şekilde yer işgal eden bir konudan bahsedeceğiz. Aşkı ele almaya çalışacağız ve aşkla beraber tabii sevgiden, eşler arası ilişkiden, nasıl oluyor da aşık oluyoruz? Bütün bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Kıymetli konuklarım, nöropsikolog Şehadet Ekmen Peynirci. Şehadet Hanım hoş geldiniz. Psikolog ve çift terapisti Rümeysa Betül Seyithanoğlu. Betül Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Dediğim gibi bugün aslında pek çok başlığı birden ele almaya çalışacağız ama genel olarak bir giriş yapacak olursak aşk nedir? Biraz bunu anlayalım istiyorum ve tabii bununla beraber de kadınla erkek arasında nasıl bir fark oluyor? Bununla başlayabiliriz. Şehadet Hanım sizle başlayalım. Aslında İbni Hazm şöyle söylemiş. Kalpleri çevirmek, kalpler Allah'ın elindedir. Kalpleri çevirmek de dönüştürmek de Allah'ın elindedir. Yani kalpler Allah'ın elindedir diyerek bu aşkın aslında bu tür duyguları bize olabilecek bir şey hakkında birazcık meşru hale getirmiş. Ama aşkın insanı değiştirip dönüşeceği hakkında da İbni Hazm çok güzel sözleri var. Şöyle söylüyor. İnsanın diyor iğreneceği, istemediği, tiksineceği hareketleri bile, davranışları bile hoş gösterebilir. Kişinin kendiyle alakalı davranışlarını değiştirebilir. Hatta öyle ki asla ben bu huyumdan vazgeçemem. Asla bana kimse bunu yaptıramaz dediği şeyleri de kesin kuralları verdiği şeyleri bile değiştirebilir. Hatta öyle ki iyi dediğimiz şeyleri iyi yöne değişmek gibi kötü yöne değişmeyi de sağlayabilir. Hani o karı sevda, aşkından ölüyorum gibi hani insanı şiddete eğilimli hale de getirebilir. Bu tür şeylerde evet aşkın duygu durum dönüşümleri vardır ama aynı zamanda tarihi açıdan baktığımız zaman da en büyük eserlerden bir tanesi Taç Mahal'dir. Yani insanın sevdiğine ait yaptığı eserlerden yani bir kadın bir erkeğe olan aşkından, karısına olan aşkından, sevgisinden yaptığı ölümünden sonra Taç Mahal de bizim için çok değerli bir yer kaplıyor. Onun o eser de bizim için gerçekten çok kıymetli oluyor. Şimdi bu bizim için baktığımız genel anlamda hem sosyolojik belki anlamda hem de kültürel anlamda gördüğümüz bir şey. Peki kadın erkek olarak beyinde neler oluyor? Birazcık ona bakalım. Şimdi ben size şöyle bir şey desem. Arkadaşlar her şey anne karnında başlıyor desem. Hadi canım mı diyeceksiniz? Evet her şey anne karnında başlıyor. Neden anne karnında başlıyor? Şimdi biliyoruz ki erkekler bir X bir Y kromozomunu alıyor. Kadınlar ise babadan da X, anneden de X alarak bir gelişim gösteriyorlar anne karnında. Burada anne karnında gelişiminin, büyümenin en büyük hormonlarından bir tanesini yananım bizim testosteron hormonlarımız. Yani en büyük etkilerinden sağlayanlardan bir tanesi testosteron hormonu. Ve burada bir orada anne karnında bu patlama yaşıyor zaten. Birinci patlama bu, ikinci patlama da ergenlik dönemi oluyor. Bu birinci patlamada şimdi kadınlarda şunu gözlemliyorsunuz. Kadınlar böyle çocuklar, kızlar, kızların beyni daha böyle gülümseyen, işte ne bileyim daha böyle çok ilişkisel hareket eden, böyle insanlarla iletişim bağ kurmaya çalışan, erkekler ise daha böyle nesnel düşünen, daha böyle eylem odaklı, yer yön bilebilen, tarzda daha böyle çok da fazla güleyim de edeyim de bir iletişim kurum değillerdir. Yani bunu siz çocuklarda olduğunda bile fark edersiniz. Yani bir yaşındaki, iki yaşındaki kız hemen nazlanır, konuşur, seni anlar. Senin gözlerin dolu zaman onu da gözleri dolar. Anlar o duyguyu daha yoğun yaşar. Erkekler ne bakacağım ya, ne yapacağım ya. O da düzgün dursaydı anne kardeşine böyle böyle konuşmalar yapabilirler. Bunlar bizim gördüğümüz aslında şunlarla alakalı. Bu daha anne karnından meydana geliyor. Testosteron arasındaki farkla alakalı. Erkekler daha çok yer yön, eylemle alakalı. Kızlarda daha çok böyle dediğim gibi hani dil kısımları çok iyi gelişir bundan dolayı. Yani çünkü testosteron az olduğu zaman dil kısımları gelişir. Yani siz demeyin kadınlara, kadınlar niye konuşuyor? Çocuğum çok, kızım çok konuşuyorsun demeyin. Bu tamamen biyolojik bir şey. Nörobilimsel bir durum yani aslında beynimizle alakalı bir durum. Ve bu daha çok konuşmaya odaklı hale gelir. Peki ne oluyor mesela? Sağ sol beynimiz arasında fark yok mudur? Tabii ki vardır. Biz her zaman şunu diyoruz. Ya sol beyin işte daha mı kötücül acaba? İşte sağ beyin daha mı yumuşak? Aslında öyle değil. Aslında sol beyin bizim daha çok böyle başarı odaklanmamızı isteyen bir şeydir. Ve sol beynimiz aynı zamanda bizi neşeli mutlu eder. Yani siz sol beyniniz daha baskın ve yoğun çalıştığınız zaman sol beyin daha yoğun olduğu aktivite faaliyet halinde olduğu zaman ne oluyor? Böyle olayları daha iyi çözebiliyorsunuz, daha neşeli olabiliyorsunuz ama sol beyin daha az aktive haline geldiği zaman ne oluyor? Bu sefer de böyle daha karamsar, daha üzüntülü hale gelebiliyorsunuz. Bu kadın erkek beyinle alakalı farklardan bir tanesi de hani daha önce de muhakkak hep söylüyoruz ya korpus kolozum yani iki beyin arasındaki bağ.
Şimdi iki beyin arasındaki bağın kadınlarda daha uzun olduğu gözlemlenmiş. Ne demek istiyoruz bunu söyleyerek? Şimdi bu ne demek? Demek ki kadınlar sağ ve sol beyin birbiri arasında müthiş bir senkronize halinde. Yani erkeklere siz şunu diyebilirsiniz. Eşiniz televizyonun karşısında. Örnek veriyorum, Ahmet, Mehmet, bakar mısın? İşte çorbanın altına yapar mısın? Tekrar defaatle söylüyorsunuz. Bir duymuyor, iki duymuyor. Üç de sesi kısıyor. Ne demiştin? Söylesene, ne demiştin, bir daha söyle. Şimdi tamam, bu şekilde yani kutu kutu çalışıyor. Yani ikisi arasındaki çok iyi bir bağlantı yok. Sonra siz ne yapıyorsunuz bir kadın olarak? Televizyon açık, filmi takip edebiliyorsunuz. Gerekirse elektrik süpürgesi süpürüyorsunuz. Çamaşırları bir yandan hemen şunu yapacağım diyorsunuz. Yemeği düşünüyorsunuz, çocuk ağladı mı bakıyorsunuz derken müthiş bir sistem kuruyorsunuz. Ocaktaki yanık yemeğin kokusunu duyuyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Ve bu ne oluyor biliyor musunuz? Ve bu bağlantıların ve bu bütün şey yapmanız sizin daha akıcı konuşmanıza sağlıyor. Sizin ikili ilişkilerinize çok iyi sağlıyor. Sizin bağ kurmanızı sağlıyor. Mesela neden psikologlar, psikiyatristler ya da daha çok psikologlar yerine kadındır? Neden? Çünkü empati yeteneği, bağ kurma yeteneği daha fazladır. Neden? Östrojen hormonu dediğimiz bir hormon var, dişilik hormonumuz ve bize o etkiyi sağlıyor. Biz daha çok bağ kurabiliyoruz. Yani bunu meslek olarak da bakın, mühendislere bakın, kaç tane kız vardır, kaç tane erkek vardır. Bu zeka ile alakalı bir çalışma değil. Bu daha çok bizim genetik olarak iletişime daha yatkın olduğumuzla alakalı. Bir mesela pazarlama şirketine gidin, bir kadının size bir şeyi pazarlaması ya da bir ürünü naif bir şekilde anlatmasan daha çok etkilenirsiniz. İşte bu çok büyük bir etki sağlayabiliyor. Diğer yapılan bir çalışmada şunu yapmışlar. Ya demişler, tamam, kadınlar çok iyi bağ kurabiliyorlar. Evet, çok iyi bir iletişim ağı sürükleyebiliyor. Acaba demişler, bir hastanede bu bebekler ağladığı 10 saniyelik videoyu annelere izletmişler. Demişler ki, ama ses yok. Bakın, hiçbir ses yok. Ses olmadan sadece ağlama davranışını görüyor anne. Diyorlar ki, acaba bu çocuğun ne sıkıntısı var söyleyin bize. Ve annelerin neredeyse tamamı, bu çocuk gazdan mı dolayı ağlıyor? Karnı mı acıktı ağlıyor, yorgun mu ağlıyor, uyumak mı için ağlıyor biliyor. Babalara gösteriyorlar. Babadan oranı kaç acaba, tahmin eden var mı? Yarıya yaklaşmaz bence. %10'un altında Nihan'ın. Yani %10'un altında babalar, o çocuk niye ağlıyor? Neden ağlıyor? Acaba nasıl bir çözüm bulabilirim? Bunu gerçekten bilemiyorlar. Diğer bir durum ise şu. Şimdi bizim iki tane beynimizin iki mekanizmasında, iki sağ ve sol beynimizde konuşma mekanizması çıkmış. Yani şunu diyor. Erkeklerde bir tane konuşma mekanizması var, kadınlarda iki tane. Yani biyolojik olarak kadınlar konuşacak. Şimdi bir sıkıntı oluyor diyelim evde. Kadın başlıyor konuşmaya. Niye bunu böyle yaptın? Ben sana bunu böyle yapma demedim mi? Şunu şöyle yapsana, başlıyor bir ardı ardına kesinle. Erkek böyle yapıyor. Anlamıyorum, ne diyorsun? Ya ne diyorsun anlamıyorum. Ne diyor olabilir acaba? Anlatayım, kadınlar konuştukça anlaşılacağını düşünür. Çünkü ne de tek orada mekanizma odur. Herhalde ben konuştuğum zaman eşim beni anlayacak. Erkek de öyle bir mekanizma çalışmadığını düşün. Yani örnek veriyorum, 1 lirayı 50 kuruşluk yere böyle yerleştirmek gibi zorlanırsınız yani. Erkekler onu anlayamaz. Ondan sonra hemen kapatırlar kendilerini. Büyük bir kavga çıkabilir burada. İşte bu da diğer bizim aslında iletişim sıkıntılarımızdan bir tanesi. Kadınlarla saatlerce konuşursunuz ve sizi anlayabilir. Ama erkekleri öyle değil. Erkeklerle siz konuşmaya başlayın. %70'ini kapatıyor beyninin aktivasyonunu. Yani uzun süre dinlemeye çalışacağı anı %70'ini kapatıyor. Kadınlarla konuşun, %90 aktivite faaliyet haline geçiyor. Şehadet Hanım, yani çok zorlaştırıyor o zaman bütün bunlar bir ilişki kurmayı. Yani bir taraf bir uçta, diğer taraf başka bir uçta. Evet. Nasıl olacak da anlaşacaklar o zaman? Aslında burada şöyle bir şey var. Burada aslında en önemli şeylerden bir tanesi dili bilmek. Bazen şöyledir, hani timsahla filin hikayesi vardır. İkisi de birbirine aşık olmuşlar. Biri filin yemeyeceği, timsah filin yemeyeceği yiyeceği getirmiş. Fil de timsahın yemeyeceği bir yiyecek getirmiş. Aslında burada karşı tarafla birazcık daha empati yapmak çok önemli. Şu çok önemli. Şimdi kadınlarda limbik sistem çok iyi çalışıyor. Bu limbik sistem annelik olarak, bizim duyguları anlamak olarak, karşı tarafı anlamak olarak çok iyi yeteneğimiz var. Şunu bilir misiniz? Bir ortamda bir sıkıntı vardır ve kadınlar onu çok iyi gözlemler. Der ki eşlerine, burada bir sıkıntı var, bu adamda bir sıkıntı var, bu kadında bir sıkıntı. Hayır canım, öyle bir şey yok, asla öyle bir şey yok, sen yanlış görüyorsun. Ama genelde bu yüksek oranla doğru çıkar. Oradaki sıkıntı doğru çıkar. Neden? Çünkü kadınlar bu problemi, olabilecek problemi görme yeteneği çok daha geniştir.
çok daha iyi görebilir burada. Ne demek oluyor bu? Yani bir sıkıntı olduğu zaman, problem olduğu zaman kadın bunu görüyor, diyor ki psikiyatriste gitmemiz lazım. Psikoloğa gitmemiz lazım. Erkeklerde çok nadir görürsünüz. Çift terapisinde özellikle. Yani kadının erkeğin bir problemi görecek ve ondan sonra diyecek ki hadi bakalım terapiye gidiyoruz. Çok çok nadirdir. Ancak bir boşanma aşamasında belki bir ihtimal diyorum onu da. Ama %90 erkek kadınlar bu konuda daha böyle aktif hale gelip bir dakika bir sıkıntı var, terapiye gidelim derler ve çözüm odaklı olarak bunu yaparlar. Şimdi ve psikiyatristlere yapılan bir araştırma da şunu gözlemlemişler. Psikiyatriste gidenlerin 1/3'ü erkek, 2/3'ü kadın. Yani daha fazla 1/3 oranında bir oran var. Yani daha çok erkek kadınlar gidiyor. Neden? Çünkü problemi iyi gözlemleyip çözüm bulmaya çalışıyorlar. Erkekler ise daha çok iyimsel tarafa düşünmeye eğilimli derler. O da şöyle, problemi biz çözebiliriz. Problem yok aslında. Sen onu öyle görüyorsun. Sen büyütüyorsun. Aslında hiçbir problem yok. Psikiyatristeysen bana sor, kocana sor. Kocan en iyisini bilir. Hani genelde bu tarz konuşmalar vardır ve artık bu kadın bir dener, iki dener, üç dener der ki artık psikoloğa ya da psikiyatriste kocam her şeyi biliyor der ama bir türlü çözüm bulamadık. Çünkü erkekler bu kadar negatif düşünmeye, bu kadar kötücül düşünmek istemezler. Daha böyle bu tarz şeylerden biraz daha pozitif düşünmeye, yani o problemi görmemeye daha çok eğilim gösterebilirler. Bu da kadın erkek olarak yaşadığımız handikaplardan bir tanesi. Burada en etkili yöntemlerden bir tanesi ne diye soracak olursak, hani izleyiciler vardır ki ya kesin benim eşim de böyle, ben de anlatıyorum beni anlamıyor, şunu yapıyorum anlamıyor dediğiniz zaman eğer yapabiliyorsanız, eğer iş ciddi boyuttaysa bunu bir danışandan, bir uzmandan destek alın. Eğer baktınız ki olay yönetilebilecek durumdaysa empati tarzını geliştirecek bazı çalışmalar yapın. Hikayeyi ben merkezli ve sen olsan ne yapardın? Böyle bir hikaye var gibi anlatırsanız bu ilişkiyi sağlamada, ilişkiyi dengede oturmada daha sağlıklı olacaktır. Siz neler eklersiniz Betül Hanım? Kadın erkek farkına dair aslında biyolojik olarak, yani böyle yaratılmışız, yapabileceğimiz, buna bir müdahale edebileceğimiz bir alan yok. Bunu Şehadet Hanım'ın anlattıklarıyla çok net görüyoruz ama onu da verdiği örnekler gibi sizin de ekleyecekleriniz olur mu? Şöyle aslında müdahale edeceğimiz bir yer de yok. Çünkü o farklılıktan besleniyoruz. Konu da bugün aşk. Aşk aslında kadın ve erkeğin arasındaki o farklılıktan ortaya çıkan bir şey. Sadece farklılığı yönetebilmek. Hani Şerdet Hocam'ın da dediği gibi ortak bir anlam, ortak bir paydada buluşabilmek. Burada kadın ve erkek patinaj çekiyor. Biz orayı bir şekilde bir araya gelip çalışıyoruz mesela bir çift terapisti olarak. Şikayet ettikleri şeyler daha sonrasında aslında beslendikleri şeylere dönüşüyor. Şimdi aşka geri dönecek olursak, yani aşktan başlayayım konuya. Aşk aslında insanın tamamlanma arzusudur. Bizi de tamamlayacak olan şey nedir? Bizden farklı olan bir şey. Yani siyahı siyah yapan beyazdır, beyazı beyaz yapan, gösteren siyahtır. Dolayısıyla şikayet ettiğimiz ve patinaj çektiğimiz yerler bir anlamda da eğer yönetebiliyorsak bizim için faydalı ve daha sonrasında ilişkiyi besleyecek şeyler olacaktır. Farklılıklara dönecek olursak, kadın ve erkek beyni iyi ki farklı. Az önceki cevaptan ötürü farklı. Hem de rol kavramları, yani kadının ve erkeğin aldığı roller üzerinden tarih boyunca, süreç boyunca baktığımızda, insanın insanlaşma tarihine baktığımızda bir rol paylaşımı var. Ve bu rol paylaşımı üzerinden beynin evrimleşme süreci var. Bir kere kadının o sözel beyni neden bu kadar güçlü? Çünkü bir çocuk dünyaya getirecek ve onu dünyaya hazır hale getirecek. Dolayısıyla beynin hızlı bir şekilde bağlantı kurması gerekiyor. Sadece mesela Şehadet Hocam da söyledi. İşte erkeğin ve kadının beyni farklıdır. Erkeğin beyni şu şekilde çalışır. Aynı lob içerisinde bağlantılar, kısa mesafede. Dolayısıyla sebep sonuç daha hızlı olur. Daha hızlı park ederler, daha hızlı teknik sorunlarda çözüm bulurlar. Kadın bir bağlantı yapar buradan buraya, sağ ve sol beyin arasında. Çünkü o tarih sürecinde işte avcı toplayıcı toplumlara dönecek olursak, oralarda işte erkek şimdi empati yaparsa gidip bir hayvanı avlayamaz. Onun gözlerinin içine bakar, ne oldu? Mağarada bekleyen kadın aç kaldı. Ama kadın o gelen ürünü,
dışarıdan gelen ürünü stoklayacak, onu işte bir şekilde çeşitlendirecek, çocuğa bakacak. Erkek mağarada yokken de çok genel bir şekilde tablo çizersek, o mağaranın güvenliğini sağlayacak, birçok işi bir anda yapacak aslında. Bu da ne yapıyor? Beyni bir şekilde daha karmaşık, daha komplike hale getiriyor. Çünkü bunu yapmak zorunda. Hem bir bebeği dünyaya getirip onu hayata hazırlamak zorunda, hem güvenliği sağlamak zorunda, hem de elindeki malzemeyle ürün üretmek zorunda. Yani kadın beyni dediğimizde aslında üretmek, eşittir üretmek diyebiliriz. Her anlamda üretmek, söz üretmek mesela bir eksiklikten ileri gelir. Dolayısıyla burada baktığımızda aşk da tamamlanma arzusundan gelir. Yani bizim amacımız hiçbir zaman kadını ve erkeği aynı paydada birleştirmek değil. Onların farklılıklarını koruyarak oradan bir zenginlik, bir beslenme ortaya çıkartmak diyebilirim, ekleyebilirim. Tamamlanma arzusu diyerek çok geniş bir yelpazede aslında Hı-hı. konuyu açmış oldunuz. Hı-hı. Peki neden ve nasıl aşık oluyoruz? Yani bundan bahsettiğimiz zaman ne oluyor? Yani içeride ne olup bitiyor? Şimdi bir tane araştırma yapılmıştı yanım. Şöyle bir araştırma, işte ilk görüşte aşka inanır mısınız, var mıdır? %50'den yüksek bir rakamda evet kesinlikle vardır diye bakılmış ama toplum açısından topluma bakıldığında en fazla %10'a yakın bir oran çıkmış bu ilk görüşte bir aşkın olabilmesi. Şimdi şöyle bir şey var. Bilirsiniz çevrenizde ya ben bu çocuğa aşık oldum ama niye aşık olduğunu bilmiyorum derler. Ama kesinlikle bunun alt sebebi vardır bakın. Ve bu bilimsel olarak da açıklanmıştır. Ve insanlar der ki ya ben bir gördüm onu bir etkilendim ya bir kızı gördüm bir etkilendim ama nesine vuruldum bilmiyorum. Ne demek nesine? Ha dersiniz ya ne demek nesine vuruldum bilmiyorsun ya. Biliyorsundur canım o kadar da değil yani aynı sınıftasındır aynı okuldasındır. Yok diyor bilmiyorum mesela diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var aslında. Bizim altıncı his dediğimiz, altıncı his olarak gözlemlediğimiz bazı hormonlar var. Bu da şu fenomen hormonlardan vardır aslında. Bu hormonlar ne işe yarıyor? Bu aslında birazcık koku hormonu gibi bir şey. Herkesin vücudunda belli kokular var. O yüzden biz bazı insanlarla çok böyle illa parfüm kokusu olarak söylemiyorum. Yani bizim beden kokumuz olarak bazı insanlara böyle bir anda canımız kaynıyor değil mi? Ya ben seni çok sevdim ya. Yani bilmiyorum neden canım ısındı sana ama böyle bir kaynadım sana diyorsunuz değil mi? Şimdi burada da aşk konusunda da böyle bir şey oluyor. Şimdi bazı bu kokular bazıları gerçekten bu feromon kokularının bazıları kişiyi itiyor. Kişiyi rahatsız ediyor. Kişi bundan hoşlanmıyor. Ya diyorsunuz ki ya çok yakışıklı bir erkek nasıl sevmezsin? Ya bir şey beni itti onda diyorsunuz değil mi? Ya çok güzel bir kız ya bu kız için herkes ölüyor diyorlar mesela. Yok hayır ya ben hayır hoşlanmadım diyorsunuz mesela. Ya diyorsunuz ki muhtemelen örneklerde var ya bu kız bunu mu sevdi ya da bu çocuk bunu mu sevdi diyorsunuz. İşte burada bizim anlayamadığımız, bizim bilemediğimiz ama aşkın içinde olan hormonlar devreye giriyor. İşte bu hormonlar aslında bize cevap veriyor. Şimdi bu hormonlar olduğu için biz böyle yaklaşabiliyoruz. Aşk birazcık daha bizim diğer negatif olarak görme eğilimlerimizi kapattığı için biz böyle zaman zaman böyle tak diye bodoslama gidebiliyoruz. Bir tane örnek vardı. Bir danışanımdan dinlemiştim. Şöyle bir şey. Diyor ki kardeşine, bak diyor beni istemeye geldiler diyor. Ben bu çocuğu hiç sevmedim diyor. Ben evlenirsem muhtemelen bana bir şey yapmışlardır. Beni engelle. Yani bana işte ya böyle beni ikna etmişler ama beni engelle. Ben bununla asla evlenmeyeceğim diyor. Bilmiyorum hocam siz de böyle hikayeler duymuşsunuzdur muhtemelen. Sonra neyse ikinci görüşme oluyor evlilik görüşmesi. Üçüncü görüşme oluyor. Kız aşık oluyor. Tamam da benim evleneceğim kişi o. Kardeşine talimat verdi ya beni engelleyeceksin diye. Kardeşi düğüne kadar yapmadığı şey kalmamış. Abla sakın evlenme. Sen bana demiştin ki evlenmeyeceğim bu kişiyle beni engelle durdu. Ne yaptı abla? Benim dedi aklıma sen mukayyet ol. Kalbim aklıma hükmedebilir. Ve ne oldu sonra? Kalbi gerçekten aklına hükmedince dedi ki hayır o zaman da artık ben şu an seviyorum. Şimdi bu sevgi de bu aşk da değişebilir arkadaşlar. Yani ne demek istiyoruz burada? Biz zannediyoruz ki kime nasıl aşık oluyoruz? Yapılan araştırmada şunu söylüyor. Diyor ki coğrafi yakınlık etkilidir. Bazı çalışmalara bakın insanlar akraba evliliği çok fazladır bazı bölgelerde. Bazılarda komşu evliliği çok fazladır. Niye? İnsanlar böyle çok uzaktan da illa evleneyim. Evet okul zamanı belki olabilir. Şu an üniversite ortamı çıktı. Bir sürü imkanlar çıktı. İş ortamı çıktı. Farklı farklı kültürler tanışıyor ama eskiye baktığınız zaman insanlar genelde
Kapı komşusuyla evlenirlerdi, mahalle arkadaşıyla evlenirlerdi ya da akrabalarıyla evlenirlerdi. Yani bu coğrafi yakınlık insanları gerçekten çok çeken durumlardan bir tanesi. Diğer bir durum ise araştırma yapmışlar. Demişler ki acaba biz neye aşık oluyoruz? İlk çalışma şu, eğer siz ilk görüşte o kişinin tipinden negatif elektrik almadıysanız, yani tiksinme gelmediyse, böyle şey gelmese, ikinci aşamaya geçiyorsunuz siz. İkinci aşamada daha çok böyle iletişim kurmaya, hani anlamaya, konuşmaya bakıyorsunuz. Hani baktınız artık bunlar da biraz oturmaya başladı. Üçüncü aşama, artık ortak alanlarınızı belirleyin. Ben de sinemayı, ben de tiyatroyu seviyorum, ben de resmi seviyorum, müzeleri gezmeye bayılırım gibi. Ya da şu müziği seviyor musun, ben de seviyorum gibi. Bu ortak alanlar artık oluşmaya başlıyor. Ne diyorlar, eğer siz birinci aşamada nakavta olduysanız çok da zorlamanıza gerek yok yani. Gerçekten çok, yani belki de çok çok düşük bir ihtimali olabilir. Yani insanlar gerçekten o feroman koku dediğimiz kokuyla gerçekten etkilenebiliyorlar. Diğer bir araştırmayı daha söyleyeyim. Ondan sonra Nihan Hanım sözü size bırakacağım. O da şu. Çok etkilendiğim bir çalışmaydı. Şimdi aşk üzerine bir hoca üniversite Amerika'da öğrencilere konuşuyor. Diyor ki adrenalin yaratan, heyecan yaratan olaylara girdiğiniz zaman, böyle bir projeye bir şey yaptığınız zaman diyor, karşı taraf aslında aşık olabilir diyor. O heyecanla, çünkü o duygular, hormonlar değişiyor. O hormonlar diğer duygu hormonlarını, aşk hormonunu tetikliyor ve ne oluyor? Ortam daha müsait bir hale geliyor birbirini sevmek için, aşık olmak için. Şimdi bunu bilen öğrenci demiş ki ya ben demiş tamam demiş. Buldum demiş. Ne yapayım ne yapayım demiş. En iyisi demiş ben sevdiği bir, hoşlandığı bir kız var, onu yanlış hatırlamıyorsam Luna Park'ta böyle trenlerin hani önde tren... Ben de rafting tarzı bir şey hatırlıyorum. Öyle bir şeyler yani var. Yani çok heyecan içeren bir şey. İçeren bir şey, evet. Aynen. O rafting de olabilir, bu Luna Park da olabilir. İki örnekte uygun. Ondan sonra kız almış gidiyorlar falan. Ondan sonra demiş ki tamam artık kız bana aşık oldu. Kız kime aşık oldu? O rafting de muhtemelen hocasına aşık olmuştur, diğerine de treni süren kişiye aşık olmuş. Evet, öyle bir duygu sevgi durumu olmuş ama yanlış kişiye olmuş. Bazen bu durumları da yanlış anlamda kullanabiliyoruz. İşte bu tür durumlar, heyecan durumları bizi gerçekten birbirimize bağlayan durumlardan bir tanesidir. Yani boşuna düğünlerde insanlar birbirlerini beğenmiyorlar. O heyecan, o coşkulu anlarında. İşte boşuna kına gecelerinde anneler kız bakmıyorlar yani. Bunlar boş yere. Tesadüf hani, değil. Tesadüf değil. Evet, kültürel kodlarımız içinde olan şeyler ama bunlar böyle çok da olmayacak. İşte aman aman böyle şey mi olur değil. Hayır, heyecan olduğu, coşkun mu olduğu yerde bunların olabileceği, eğlencenin olduğu yerlerde, hareketlinin olduğu yerlerde bu tür sevgi ve hoşlanmaların olabileceği ve daha da hızlı arttırabileceği durumlardan bir tanesi. Betül Hanım, siz neler eklersiniz? Çok geniş örnekler oldu Şehadet Hanım'ın söyledikleri. Evet, aşk, tamamlanma arzusu demiştim. Oradan devam edeyim. Aşık olunca neler oluyor? O biyolojik, fizyolojik aşktan bahsedersek eğer, beyin tabiri caizse dumura uğruyor. Ve o yüzden o türlü bir aşkın, yani fizyolojik olarak, hormonal olarak coştuğumuz zaman o türlü bir aşkın çok uzun sürmesi sistem için tehlikeli bir şey aslında. Yani burada mesela o şekilde aşık olmuş olsaydık üçümüz de burada oturup konuşamıyorduk muhtemelen. Sistemin daha rölantide olması, daha böyle sakin gitmesi gerekiyor. Dolayısıyla oradaki aşk bir şeye hizmet ediyor. Neye hizmet ediyor? Biraz daha geniş bir çerçeveden baktığımızda insanın kendisine hizmet etmiyor o fizyolojik coşku hali. Bir sonraki nesli tasarlamaya hizmet ediyor. Dolayısıyla aslında o coşkulanıp da karşı tarafla bir araya gelme arzusu tamamen neslin devamını arzulayan, insanın kendisi için yaptığı bir şey değil. Tamamen neslin devamı için. Orada da kimi seçiyoruz? Aslında genetik kodlaması bizden çok farklı. Ne kadar farklıysa o kadar iyi. Onu da kokuyla bir şekilde sonuçta kokudan alıyoruz o genetik kodlamanın farkını. Dolayısıyla aslında o fizyolojik aşk dediğimizde beynimizde fırtınalar kopuyor. Birçok yer aktive oluyor. Aslında o beynin aşıkken aktive olduğu kısımlarla böyle bir, ne diyebiliriz, ağır patolojik bir ruhsal sıkıntıda
bakıyorlar beyin görüntülerine, aynı yerler aktif oluyor. Dolayısıyla aslında çok sıkıntılı bir şey sistem için. Ama bir şeye de hizmet ediyor. Fizyolojik aşka baktığımızda bunu söyleyebiliriz. Ama biz sadece ondan ibaret değiliz. İnsan günün sonunda nihayetinde yanında bir ruh eşi, duygularını paylaşabileceği, işin kendine bakan kısmını da arıyor. Orada da biraz daha aşkın artık dönüşmüş, evrimleşmiş haliyle, haline bakıyor günün sonunda insan. O da insanın kendine hizmet ediyor. Yani aşk dediğimiz şey çok boyutlu bir şey. Topluma hizmet eden kısmı, işte nesle hizmet eden kısmı, bana, bize hizmet eden kısmı, işte kültüre hizmet eden kısmı, birçok şeyi var aslında. Aşk dediğimizde hangi aşktan bahsediyoruz, onu da derinleştirebiliriz mesela. Bu manada baktığınızda o fizyolojik aşk kısmında beyin ciddi manada error veriyor. Ama evrimleştiğinde, biraz daha dönüştüğünde artık orada belki aşk değil, sevgiden bahsediyor oluruz. Biraz daha ilerleyelim. Biraz sonra aşkla sevginin farkına da değineceğiz zaten ama ben şunu sormak istiyorum. Çok sık karşılaştığımız, eminim izleyicilerin de sıklıkla duyduğu teorilerden kişinin en çok babasına benzeyen, mesela kadınların babasına benzeyen, erkeklerin annesine benzeyen karakterdeki kişilere aşık olmasına dair siz neler söylersiniz? Yani bunun sizce bir gerçekliği var mı? Şöyle, o tamamlanma arzusu dedik ya, o tamamlanma arzusunda insan eksik bir varlıktır ve hep bir şeyleri arar, hep tamamlanmayı arar. Bunu da ilk başta fantezi dünyasında yapar. Fantezi dünyasında bir tasarım gerçekleştirir. Bu tasarım da çok fazla uzağa gitmez. Yani doğduğu andan itibaren ve gözünü açtığı andan itibaren karşısında o tasarıma hizmet edecek birileri var zaten, şablon hazır. Onu alıyor, daha sonra onun içini doldurmaya çalışıyor. Zaten o çift terapilerinde, ilişkilerde yaşanan sıkıntılar buradan ortaya çıkıyor. Çünkü kişinin seçtiğiyle o tasarım uyuşmuyor bir süre sonra. Zorluyor, zorluyor, bir türlü o oraya girmiyor. Dolayısıyla aslında seçtiği kişi, seçtiğini zannettiği kişi oluyor. Aşk da bu açıdan baktığımızda aşık olduğunu zannediyor. Eğer bunu daha sonrasında, işte birazdan onu da konuşuyor oluruz. Prefrontal korteks devreye girdiğinde kişi düşünmeye başlıyor. Bir dakika ya, ben bu adama aşık değildim, ben bu kadına aşık değildim. Benim hep çiftlerin de birbirini suçladığı şeydir bu, çok değiştin. Aslında değişmedi. Sen onu öyle görmek istedin. Senin zihninde bir tasarım vardı, onu oraya bir şekilde girdirmek istedin. Bu da yine bir şeye hizmet ediyor. Şimdi aşk dediğimiz şey, işte aşkın gözü kör müdür, işte vesaire muhabbetleri var ya, bir noktaya kadar kördür, kör olmak zorundadır da. Çünkü herkes düşünen beyniyle geziyor olsaydı nesil devam etmezdi. Orada da çok zorlaşırdı işler. Ama o prefrontal korteks, düşünen beynimiz devreye girdiğinde gözler açılıyor ve bir dakika, yani o illüzyon bir şekilde kaybolmuş oluyor. Ondan sonrasında kişi seçtiği eşine bakıyor ve buradan bir şey çıkartabilir miyiz? Buradan bir anlam, bir ortak payda çıkartabilir miyiz de bakmaya başlıyor. Ama ondan öncesinde her şey toz pembe. Bu aslında o kişi değişmedi, bizim bakış açımız değişmeye başladı dediniz ya, bununla ilgili de hocamızın verdiği örneklerden biri benim de çok aklımda net kalmıştı. Nişanlılık zamanında işte nişanlısının sık sık aramasını, ya beni çok düşünüyor ya, beni arayıp sormadan duramıyor diyen birisi. Evlendikten sonra, ya çok kıskanç birisi, beni çok bunaltıyor demeye başlaması. Aslında karşılaştığımız davranış yine arama davranışı, evet. Bunda değişen bir şey yok. Betül Hanım az önce çok güzel bir cümle kurdu. Yani tabiri caizse beyin dumura uğruyor dedi. Neler oluyor Şehadet Hanım beyinde? Bir görselimiz de var. Bu da sanırım onunla ilgiliydi. Bir tane daha görselimiz var. Onu da yollayalım. Arada yine beyinle ilgili olan. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Bilir misiniz ki yapılan bir araştırmada anne sevgisi ve romantik ilişki üzerine hani çalışma yapılmış ve şunu fark etmişler. Anne sevgisi olan yerle aşık olduğunuz zamanki yerler hemen hemen aynı yerde aktivasyon var. Ne demek istiyoruz burada? Şimdi anneye şöyle diyorsunuz.
oğlum böyle mi, şöyle mi? Hemen ne yapıyor? Bir korumaya alıyor. Bir eleştiri kabul etmiyor. Bir dakika, o benim oğlum. Hani şey deriz ya, kuzguna yavrusu Şahin görünür ya da işte kirpi yavrusunu pamuğum pamuğum diye severmiş. Annelerimizin küçükken verdiği örneklerden birkaç tanesi. Şimdi ne yapıyor orada? Kesinlikle beynin eleştiri alma alma alanlarını kapatıyoruz. Yani birini siz aşık olan birine deseniz ki ya bak bu çocuk yanlış, bu kız yanlış, doğru değil. Bak ben bu hareketlerini biliyorum. Kötüsüz olursunuz. Sizi duymaz, sizi görmez. Sen benim yolumu dağıtmaya çalışıyorsuna kadar gidebilir bu. Kıskanıyorsun neden? Der. Kıskanıyorsun der kesinlikle. Neden bu böyle? Çünkü bizim orada beynin düşünen, hocamız da söylediği gibi düşünen alanları, muhakeme kısmı dediğimiz ön lobumuz eskisi gibi çalışmıyordur. Hangi loblar peki bize bunu farkındalık gösteriyor? Mesela ekranda da göreceğiz şimdi. Mesela amigdala dediğimiz alan. Amigdala biliyorsunuz limbik sistem ve duyguları kontrol eden alan. Şimdi bu korkuyla alakalı alan yeri alanımız aktive oluyor. Ne oluyor? Kişi eskiden almayacağı riskleri alıyor. Örneğin anne babasına karşı gelmeyen bir çocuk aşık ol dağları da derim senin için. Kim demiş seni kabul etmeyecek? İşte ben anneme babama gösteririm diyecek kadar hani böyle bakın çok anlık aşk gittiğimiz şey bazı araştırmalarda 6 ay 1-2 yıl üzerine gidiyor. Yani uzun süre gitmesi zaten bu kişi için de sistemimi çökertecek bir durum olur. Şimdi böyle bir durum oluyor. Diğer alanlar ise empatiyle alakalı şeyler. Yani karşı tarafa bazen gereğinden fazla böyle şey böyle düşünürüz. Ay bir şey olmasın aman onu koruyayım. Koruma içgüdümüz çok fazla hızlı çalışmaya başlıyor. Diğer alanlara baktığımız zamansa hani geçici korteks dediğimiz alanda ise yani negatif duyguları kontrol eden alan. Yani negatif düşünmek istemiyorsunuz. Birisi negatif bir şey söyledi de kabul etmek istemiyorsunuz. Kesin beni işte kıskanıyor. Kesin benim hakkımda çekemediği şeyler var. İşte kesin o şimdi bekar ben evliyim bundan dolayı yapıyor gibi diğer alanlar aktivite oluyor. Ve ne oluyor? Aşkın gözü kör müdür diyelim yoksa gerçekten beynin gözü mü kör oluyor? Beyinde çünkü beynin bir sistemi bozuluyor. Bir dakika diyorsunuz yani beyin normal rutine çalışırken o rutin çalışan bir yere aslında birazcık çomak sokup onu birazcık daha değiştirmeye çalışıyoruz. Eğer kişiler böyle bir durumla karşılaşırlarsa şu çok önemli. Gerçekten saplantılı hale gidebiliyor yanımın. Yani kişi beni beğensin, beni istesin, ben onun için her şeyi yapayım de yapmayacağı şeyleri yapabiliyor. Her türlü hassasiyeti kendine çizdiği hayatla alakalı hassasiyeti kırıp geçirebiliyor. Zarar da verebiliyor. İnsan da öldürebiliyor. Hani diyoruz ya yine aşk cinayeti ya da liselerde görürsünüz bir kız yüzünden birbirlerini bıçaklayan gençler. Küçük olaylar değillerdir bunlar. Çünkü o insanların düşünme kapasitesi, düşünme alanları tamamen bloke olmuştur. Bloke olması demek her şeyi yapabilecek hale gelebilir. Yani bazı örnekler vardır haberlerde çıkmıştır. Yani annesini evden atan insanlar hani biliyorsunuzdur az çok. Hani buna benzer birçok olaylar yani birçok evet iyi tarafı da olduğu gibi duygularımızı kontrol edemediğimiz. Kendimizin az zaman hatta şunu diler ya aklım başıma değilmiş ben neler yapmışım dediğimiz durumlar da yaşayabiliriz. Sevdiklerimize zarar da verebiliriz. Şunu bile duydum ben mesela danışanlarımdan. Evlendikten sonra belli bir zaman sonra geliyorlar. Acaba bu adamla evlenmese miydim? Yanlış mı tercih yaptım ben? Yani sanki yanlış tercih yaptım. Aslında şöyle bir şey var. O zamanki olan yani o 20 yaşlarındaki Ayşe... Ben her zaman bunu diyorum. Ayşe başka biriyle de evlenseydi muhtemelen aynı benzer karakteri seçecekti. Hı hı. Çünkü o zaman ona ihtiyacı vardı. Örnek veriyorum. Bir tanesi ben diyor baba yaşında bir adamla daha böyle beni sarsın, şefkatli sarsın diyen bir insan. Aynı durumda olduğu için başka biriyle evlendiği zaman da muhtemelen aşağı yukarı aynı şeyi seçecekti. Çünkü biz bazen yaralı halde evleniyoruz. Yani yaralarımızla beraber evleniyoruz. İşte bu da ne oluyor bazen? Bu yaralar bazen bizi de gerçekten... İstediğimizi bulduğumuz zaman böyle gözümüzü kör edip böyle perde çekmiş gibi önümüze bizi sıkıntıya sokacak durumlar olabiliyor. Ama aşk her zaman kötü bir şey midir? Biz birazcık şeyden bahsettik hocam böyle. Abi aşk her zaman kötü bir şey değildir. Bunu yaşamak güzel bir şeydir ama bir noktadan sonra bunu artık kontrol haline alıp duygu ve davranışlarımızın regüle olması daha sağlıklı olacaktır. Çok güzel bir yere değindi Şerdet Hocam. Şöyle, yaralarımızla birlikte aşık oluyoruz. Bir şekilde aslında o takıntılı hale gelen, saplantılı hale gelen kısım da sanki orası oluyor. Yani orayı onarma çabası. Eğer patolojik bir görünüm de varsa kişide, onun aşık olması
daha ağır bir tablo ortaya çıkartabiliyor. Çünkü onun tamamlanma arzusu daha farklı bir tabloya evriliyor. Ve dolayısıyla aslında nerelerde eksikliğimiz varsa kendi hikayemizde, kendi yaralarımızda, nerelerde derinlere gidiyorsak tam da onu oraya oturacak, orayı kaşıyacak, bize oraları gösterecek kişilere aşık oluyoruz diyebilir miyiz hocam? Evet, evet, evet. Geliyor orayı tabiri caizse böyle tutuyor ve bir şekilde bir şeyler tekrar ediyor. Bir şey demiyor hocam, hani ayette mesela kurban örüntüsü varsa ve sen kurbansan muhakkak bir kurtarıcı arıyorsun. Yani diyorsun ki hayatımı kurtaran biri, ben hayatımı kurtaracak diye evlendim. Ama niye bakıyorsunuz adam zorba çıkıyor. Evet. Yani ona hani yağmurdan kaçarken doluya tutunma olayı vardır ya, ben anne babamdan böyle bir narsist bir anne babadan çıktım. Ama öyle bir hale geldim ki yani şu anki hayatım çok çok daha kötü durumda olanlar var. Neden? Çünkü o kaçtığı yerde sığındığı yer çok benzer bir yer. Yani çok da uzak bir yere gitmiyor. Peki ne olabiliyor? Daha da iyisi olabilir. Eğer kişi gerçekten bunun farkındaysa ve yaşadığı sıkıntıların da farkındaysa, bir dakika bunları yaşıyorum ben ama tercihim yani bu rahatsızlığa, bu olaya bağlantılı olmadan free, özgür bir tercih yapacağım dediği zaman daha sağlıklı olabilir. Yani yok, ben o keşmekeşten kaçma niyetiyle evlenenlerde aşağı yukarı birazcık daha benzer bir örüntü görünebiliyor. Yani %100 benzer bir örüntü olmasa bile sıkıntılı bir süreç devreye giriyor. Çünkü zaten sıkıntılı evlenmişsiniz. Yani şunu söyleyebiliyorum. Yani siz orada çürümüş meyvenizi ya da böyle çürümeyi tutmuş bir bitkinizi sulamadan, iyileştirmeden hemen çorak toprakları tekrar koyduğumuz zaman ya da böyle şifalanmayacak yerlere tekrar solabilir. Yani bunun bir riski var. O yüzden biz şeyi çok önemsiyoruz. Yani lütfen illa evlendikten sonra terapiye gitmek zorunda değilsiniz. Evlenmeden önce de muhakkak gelmeniz gerekiyor. Kesinlikle. Gerçekten bu kişi uygun mu size? Yani bu evliliği sürdürebilir misiniz? Ya da şöyle, bu kişinin bu eksikliklerini bilip bile bile evlenseniz bu süreci yönetebilir misiniz? Yani bu süreç, evet, ben bu mesela örnek veriyorum. Eşim benim çalışmamı istemiyor diyelim. Örnek olarak. Ben bu süreci yönetebilirim. Evet, bu benim için çok zor değil derseniz, burada iki taraflara bakılıyor. Evet, çalışmasını istemiyorsa, bu süreç yönetebilecekse kadın içinde, rahat bir insan, böyle bir şey de çok sıkmıyor onu. Evet, tamam oluyor. Ama diğer türlü ise, örnek veriyorum, eşim her zaman benimle ilgilensin. Eşinin çok yoğun bir iş temposu varsa, 7-24 çalışıyorsa ve bunu sağlayamayacaksa, bu evlilikte çatışmalara sebep olabilir. Hani bunun evlilikten önce iyi bir gözlemle yapılması ve biz neyi kaldırabileceğiz, neyi kaldıramayacağız? Ama şunu da diyebiliriz. Ya ben eşimi çok seviyorum, nişanlımı çok seviyorum, erkek arkadaşımı çok seviyorum, evleneceğim onunla ama bu huyunu tolere edebilirim. Eğer sizin tolere etme boyutunuz gerçekten hani kuvvetliyse ve bunu kaldırabileceksiniz, bu daha sağlıklı yürüyen bir şey oluyor. Evet, ama şöyle bir durumda yaşamaz mıyız? Yani bu kadar da sağlıklı düşünemediğimiz bir dönemdeyken tolere edebileceğimizi zannedip aslında yok ben bunu kaldıramazmışım dediğimiz geri dönüşler. Kesinlikle, evet. Bu da ne oluyor biliyor musunuz? İşte burada Nihan Hanım şöyle, şu çok önemli oluyor. Üçüncü bir gözün müdahale etmesi çok önemli. Mesela örnek veriyorum. Hayatı boyunca çalışmış bir kadın olsun ve dedesin ki hiç çalışmayacaksın. Ya da sürekli bir şehirde yaşamış bir insan, köyde yaşama hayatı. Yani sevdiği için değil, mecbur kaldığı için. Bir üçüncü gözün bunu ona söylemesi gerekiyor. Bak, senin kültürün ya da senin yapın buna çok uygun değil. Evet, aşık olarak böyle bir şey yapabiliyorsun ama o zaman şu devreye giriyor. Eşlerle üçüncü kişi devreye girdiği zaman Nihan Hanım, üçüncü kişiler konuşuyor. Örnek veriyorum şu. Evet, 2 yıl çalışma ama 2 yıldan sonra çalışabilirsin. Ya da çocuğumuz olduğu sürece bu 1 yıl içince çalışma. Çocuk 1 yaşına gelene kadar, 2 yaşta, ama ondan sonra çalışabilirsin gibi orta yolu tutturabiliyoruz. Çünkü evlilikten önce insanların kafasında mitler var. Karım şöyle olması lazım. Kocam böyle olması lazım. Şöyle yaparsa acaba bundan sebep mi yapar? Eve geç geliyorsa sebebi bu mudur acaba? Başka biri mi var diye sürekli kafalar kurcalanmaya başlar. Çünkü geçmişte geldiği hikayelerle beraber geliyor. Şimdi biz geçmişte geldiğimiz hikayelere geldiğimiz zaman kolay değildir bir anda ortak bir yön bulamamız. Çok sert kartlarımızı çıkartırız. Çalışmayacaksın. Eve bu saatte geleceksin. Ev işine yardım edeceksin. Çok sert oynarız. Çünkü nedir? Sanki şey gibi düşünürüz. Savaş gibi. Acaba ben neyle karşılaşacağım? Bilinmez bir şey var. Halbuki şunu bilsek, herkes değişiyor. Evlilik nerede de
Gerçekten o kişinin diline kurduğumuz zaman, o kişinin diline ulaştığımız zaman erkekler değişiyor, kadınlar değişiyor. Çünkü beynimiz plastiktir, bunu daha önce söylemiştik. Eğer kişiler birbirlerini seviyorlarsa o çok inat ettiği şeylerden de vazgeçebiliyorlar. Yani öyle danışanlarımız oluyor ki yani ilk iki yılda işi gerçekten ona işkence olacak şekilde yani dışarı çıkmaya kadar kısıtlayacak şekilde hayatı olduktan sonra iki yıldan sonra açılmış. Neden? Çünkü şunu diyor, ben sana güvenmiyordum. Yani ben topluma hiçbir şeye güvenmiyordum. Çünkü ailesinde böyle bir geçmişim var. Ama güven bağı olduktan sonra o kişinin huyları değişmeye başlıyor. Yani siz şunu bekleyemezsiniz. Yani biz bu evlilikten bir tek ortaya çıkartacağız ama ben un olmaya devam edeceğim. Sen de yumurta olmaya devam edeceksin diyemeyiz. Karışmamız gerekiyor yani. Siz ne eski Ayşe'siniz ne eski Ahmet'siniz. Siz artık evli bir Ahmet ve Ayşe Hanım'sınız. Bu durumda değişmemiz gerekiyor. Ama bu değişmek illa sancılı olacak değil. Ah ben değişecek miyim ben bu huyumdan? Asla vazgeçmem değil. Bu çok aslında kişiler birbirine empati kurdukça daha soft bir geçiş oluyor. Neden oluyor? Ön başta kızdığınız bir huy. Örnek veriyorum ne olsun? Eşiniz sizi aradı ve neredesin dedi. Sen bana soramazsın. Ben işte yeni evlendim diye senin kölen miyim? İşte ben böyle yapıyorum. Sen işte babamın annem bana yaptığını mı yapıyorsun derken yarın bir gün eş şunu arayabilir. Niye benim nerede olduğumu merak etmiyorsun? Ben seni merak ettim gibi dönüşebilir. Yani o yüzden evlenecek arkadaşlar şunu bilsinler. Yani asla değişmez, asla böyle olmaz diye bir şey yok. Çünkü biz değişen varlıkları, topluma ayak uydurmaya çalışan varlıklarız, değişebiliriz. Ama her şeyi o kişinin diline uygun şekilde yaparsak bu daha bizim için sağlıklı olur. Ve mükemmel bir evlilik, mükemmel bir aşk, sorunsuz bir evlilik, sorunsuz bir ilişki hayatı diye bir şey asla yok. Lütfen bir de bu bizim hayal dünyamıza sosyal medyada çok fazla dile getiriliyor. Allah'ım işte neler, ne hayatlar görüyoruz yani. İnsanların özel hayatlarını bile paylaşacak hale geliyorlar maalesef. Böyle bir hayat yok. O video kapandığı zaman çok daha gerçekçi bir dünya var aslında orada. Hani o yüzden biraz mitlerden çıkalım. Yani böyle bir aşırı böyle bir mitolojik bir romantizme gidecek bir durum yok aslında. Burada birazcık da ayakları basarak, ayakları yere basarak düşünürsek daha sağlıklı olur. Yani bir şey yaptı, boşarım seni görürsün. Bir şey oldu, sen bunu yaptın, sen de bunu yaparım diye görürsün diye değil. Yani bu deveyi hep beraber gütmemiz gerekiyor. Yani iki çiftin beraber gütmesi gerekiyor. Yani bu eğer sorumluluk karşılıklı almaya çalışırsak ya da biraz daha çaba sarf edersek ya da en güzeli çabayı fark edersek, bak çaba sarf ediyor. %100 iyi olmadı ama çabayı fark ettiğini görürsek bu bizim için daha sağlıklı olacaktır. Betül Hanım, Şehadet Hanım değişmekten bahsetti, değişime açık olmaktan bahsetti. Ben sizin de özellikle de danışanlarınızla olan bu konudaki örneklerinizi de merak ediyorum ve bu değişme kapasitemizi diyelim arttırmamız mümkün mü? Bunun için neler yapabiliriz? Mümkün. Öncelikle insanın bunu istiyor olması lazım. Çiftler genelde terapiye ya son dakika geliyorlar, gerçekten ilişkide ciddi manada taraflardan biri blöf yapıyor ya da gerçekten artık boşanma noktasına gelmiş oluyor. Bunu şeye benzetiyorum, kanserin bütün vücuda yayılmasını bekliyor çiftler terapiye gelmek için. Keşke evlenmeden önce, Şehadet Hocam'ın da dediği gibi, evlenmeden önce kişilerin şöyle bir kendilerine dönüp bakmaları, kendilerini tanımaları. Çünkü mitler üzerinden evleniyoruz gerçekten. Yani iki tarafta kocaman bir öykü getiriyor. Ben bunu çiftlere şöyle anlatıyorum. Düşünün ki salonunuzu hayal edin. İkiniz de valizler dolusu eşyalarla geliyorsunuz ve o salonun ortasına yığıyorsunuz. Hadi bakalım benimkini anla, benimkini çöz, sen de benimkini çöz. İşin içinden çıkamıyorlar. Ortalık çarşamba pazarına dönüyor tabiri caizse. Şimdi yapacağımız şey o dönüşme, değişme sürecinde bir öykü getirdin. Bu öyküden ayrı değilsin. İllaki beyninin işte şekillenme evresinde o öykü çok etkiliydi, aile öykün. Ama burada birlikte bir öykü yazacağız. O geçmişe sıkı sıkı tutunma, geçmiş senaryolar üzerinden ilişki kurma zorlantısı çiftleri çok zorluyor. Çok patinaj çekiyorlar işte. Annem gibi olmanı istiyorum, babam gibi olmanı istiyorum. İşte annem babama böyle davranmazdı, sen bana böyle davranıyorsun.
Başka hangi örnekleri verebiliriz? Ya da kendimiz de kendi anne babamızı modelleyerek, evet evet, beklentiler. Aha, bu çok aslında bilinç dışı gerçekleşen bir süreç. Şimdi ben diyor ki mesela beni anlasın istiyorum diyor taraflardan biri. Peki diyorum, siz kendinizi anlayabildiniz mi? Ya da çok basite indirgeyelim ve somutlaştıralım. Mutlu olmak istiyorum diyor. Mutlu olmak çok geniş bir kavram. Şimdi o zaman soruyorum, seni mutlu edecek 5 şeyi sayar mısın bana? 2 şeyden öte gidemiyor. O zaman diyorum, eşin nasıl bilecek? Sen daha kendini çözememişken, dönüp kendine bakamamışken eşin sana nasıl çözsün? Nasıl anlasın seni? Bu şey gibi yani, hani aslında iki taraf da birbiriyle oyun oynamak istiyor. Ama ikisi de birbirine küsmüş. Ayrı köşelerde küsmeye devam ediyorlar. Ama ortada oynanması gereken bir oyun var. Ve aslında aşk, evlilik, bunların hepsi oyun diyebiliriz. Nasıl bir oyun? Kişinin içindeki o çocuğun oynama kapasitesiyle çok yakından alakalı. Bu da bizi aslında, mesela çocuk oyun oynarken evrilmeye, oyuna adapte olmaya, değişmeye, dönüşmeye çok açıktır. Biz onu yakalayabilirsek mesela terapilerde, süreç çok çabuk işliyor. O mitleri bir kenara koyup, aa aslında eşim benden başka bir şey istiyor, bir dakika, bir dakika, burada başka bir mevzu var dedikleri anda artık o eşine, partnerine geçmişin gözlüğüyle bakmayı bırakıyor, çıkartıyor, gerçeği görmeye başlıyor. Onun üzerinden bir bağlam, bir anlam inşa etme süreci başlıyor. Dolayısıyla değişme ve dönüşme süreci aslında hem keyifli, başlarda biraz sancılı, o geçmişi bırakma çok zor geliyor insanlara çünkü. Yani oraya o kadar tutunmuş ki, o kadar o kendi zannediyor ki onu, geçmiş öyküden getirdiği şeyi kendisi de bırakmaktan zorlandığı için bir şekilde orada patinaj çekiyorlar. Ama terapilerde bunu aslında korkulacak bir şey olmadığını, daha keyifli, daha eğlenceli bir sürece evirebileceğimizi gördüklerinde her iki tarafta rahatlamaya başlıyor. Rahatlamaya başlayınca sistem ne oluyor? Ötekini görmeye başlıyor. Bir dakika ya, bu başka bir insan yani. Geçmiş öyküyle bir alakası yok demeye başlıyor. Böyle söyleyebilirim. Şerdet Hanım, şimdi araya birkaç dakikamız kaldı. Araya gitmeden önce az önce siz de biraz değindiniz. Şu an belki evlilik sürecinde olanlar vardır, evet, ya da böyle bir ilişkisi olanlar vardır diye. Daha işte evlenmeden ve bu tartışmalar yaşanmaya başlamadan bu süreç içinde aslında yakalayabilecekleri nüanslar, kendisinde ve eşinde fark edebilecekleri, evet, evet, neler olabilir? Bunlardan bir tanesi öfke. Eğer ki çok, kişi çok öfkeliyse ve siz bunu fark ettiniz, yani sağa solu kırıp parçalıyor. Bu öfkesini yarın mesela dönmeyeceğinden emin olamayabilirsiniz. Yani buna çok dikkat etmelerini düşünüyorum. Yani şunu demeyin, ya bu eşim çok öfkeli, sağ solu vuruyor ve çaktırmadan da nişanlısını itiklemiş. Böyle birazcık vurmuş, darp etmiş. Ama yok, ben bunu halledebilirim lütfen demeyin. Çünkü yarın bugün bu öfke patlamaları, bu aşırı kendini kontrol edememe durumları, aman boşver, oraya vurdu, buraya vurdu değil. Yarın bugün size de mal olabilir. Yani ben şu, bana gelen danışanlarda şunu çok net görüyorum. Ya ben bunu nişanlıyken fark etmiştim de söyleyecek kimsem yoktu. Bir de o aşamada nasıl ayrılabilirdim ki? Çok da aşık değildim ama hani nasıl hayır diyebilirdim ki? Zaten nişan olmuş yani, çok ayıp olurdu diye. Geri adım atmayan insanlar var. Öfke konusuna çok dikkat etmelerini tavsiye ederim. Eğer söz verdiğini tutmuyorsa, yani size bir söz veriyor, örnek veriyorum. Buluşacaksınız. Gerçekten size çok fazla ihmal ediyorsa o süreçte. İşinden dolayı bir mazereti yok. Burada biraz düşünmenizi istiyorum. Bir de şuna bir bakabilirsiniz. Yani bu kişi gerçekten sadakatli bir insan mı? Yani bunu zaten çevreden duyarsınız. Eğer çevreden duyduğunuz insanlar genelde çok aşırı evlilik konusunda yalan söylemiyorlar o kişi hakkında. Yani çevreden gelen insanların size uyarıları varsa, bir şeyi varsa, ya bu çocuk biliyor musun lisede böyleydi, üniversitede böyleydi, bu çok ağır aslında, psikotik bir hasta, şu an kapatıyor ailesi, evlensin de kurtulur, belki bir şey kalmaz dedi, o yüzden baksana veriyorlar deyip, böyle olanlar da var ve bunlar aileler bazen gerçekten gözünü kapatıp kızını, oğullarını
ateşe atabiliyorlar. Lütfen bu konuda çok dikkat etsinler. Ciddi bir soruşturma, yani evet ciddi bir araştırsınlar. Yani bu şey gibi düşünebilirsiniz, yani işe nasıl bir insanı alırken bütün CV'sine bakıyorsunuz, gerekirse sosyal medyasını takip ediyorsunuz, bu gerçekten uyumlu mu değil mi dermiş gibi bakılması gerekiyor. Ve gerçekten eğer bu kişi uyumlu değilse, bazı sıkıntılar yaşıyorsa ve sizin elinizde çok iyi doneler vardır. Bakın öfke, terbiyesizlik gibi böyle hakaret etme tarzı, küfür etme tarzı huyları varsa lütfen dikkatli olun. Ha yine evlilik sürecindeyseniz de çevrenize bu konuda destek olacak insanları alın. Kim olabilir? Anneniz olabilir. Eğer kayınvalidenizle güzel bir ilişkiniz varsa kayınvalidenizle konuşabilirsiniz. Ya da terapiye gitme sözüyle ya da terapiye başlama sözüyle, ben hani bu evliliği bitirmek istemiyorum ya da ben bu ilişkiyi bitirmek istemiyorum ama sen bir terapiye başla. Eğer terapide sende ilerleme görürsem ben ondan sonra düğün tarihi almaya seninle beraber gideceğim şeklinde yöntemler uygulayabilirler. Yaklaşık 1-2 dakikamız var. Sizin bunlara ekleyecekleriniz var mı Betül Hanım? Tavsiye olarak evlilik sürecinde fark edilmesi gerekenlere dair. Keşke Şerdet Hocam'ın dediği gibi, yani şunu çok düşünürüm, bununla ilgili de çok yapılan projeler vardır. Keşke daha da fazla yaygınlaşsa. Her şeye bir ehliyet veriliyor ama evliliğin ve çocuk sahibi olmanın herhangi bir ehliyeti yok. Ve kişiler de o süreçte çok fazla baskıyla bu sürece girdikleri için, işte mesela verdiği örnekteki gibi hocamın bir yola girmiş, bir şeylerin de kokusunu almış ama geri adım atamıyor. Orada kültürel faktörler var, işte arka planını düşünüyor, işte nişan bozmuş bir kişi olarak toplumda var olmak onu zorlayacağı için tamam bir yola girdim devam edeyim diyor. Aslında orada bir çok ciddi alınmış bir risk var. Burada kişinin kendini koruyabiliyor olması lazım. Keşke hani o evlilik sürecinden önce her çiftin böyle belli bir süre terapi alması, hem bireysel hem çift olarak zorunlu olsa ve evliliğe hazır hale bir şekilde, hani bu çok hazır olunabilecek de bir süreç değil. Süreç çok uzun ve hayat gibi ne getireceği belli olmaz. Ama en azından kişinin şöyle bir kendine dönüp bakabilmesi, eksikliklerini, yaralarını görebilmesi ve neden o kişiyi seçtiğine dair bir döne toplaması bir şekilde faydalı olacaktır. Ya son olarak şunu söyleyebilirim belki, hani aslında yara neredeyse vurgu oradadır. Vurgu neredeyse de aşk oradadır diyebiliriz. Evet. Şöyle bir cümle söyleyecek olursak. Bu yara kısmı aslında çok daha detaylandırılacak bir kısım. Şimdi çok kısa bir aramız var. Aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Hani o karı sevda, aşkından ölüyorum gibi, hani insanı şiddete eğilimli hale de getirebilir. Bu tür şeylerde evet aşkın duygu durum dönüşümleri vardır ama aynı zamanda tarihi açıdan baktığımız zaman da en büyük eserlerden bir tanesi Taç Mahal'dir. Yani insanın sevdiğine ait yaptığı eserlerden, yani bir kadın bir erkeğe olan aşkından, karısına olan aşkından, sevgisinden yaptığı ölümünden sonra Taç Mahal de bizim için çok değerli bir yer kaplıyor. Onun o eser de bizim için gerçekten çok kıymetli oluyor. Şimdi bu bizim için baktığımız genel anlamda, hem sosyolojik belki anlamda hem de kültürel anlamda gördüğümüz bir şey. Peki kadın erkek olarak beyinde neler oluyor? Birazcık ona bakalım. Şimdi ben size şöyle bir şey desem, arkadaşlar her şey anne karnında başlıyor desem, hadi canım mı diyeceksiniz? Evet, her şey anne karnında başlıyor. Neden anne karnında başlıyor? Şimdi biliyoruz ki erkekler bir X bir Y kromozomunu alıyor. Kadınlar ise babadan da X, anneden de X alarak bir gelişim gösteriyorlar anne karnında. Burada anne karnında gelişiminin, büyümenin en büyük hormonlarından bir tanesini yananın bizim testosteron hormonlarımız. Yani en büyük etkilerinden sağlayanlardan bir tanesi testosteron hormonu. Ve burada bir orada anne karnında bu patlama yaşıyor zaten. Birinci patlama bu. İkinci patlama da ergenlik dönemi oluyor. Bu birinci patlamada şimdi kadınlarda şunu gözlemliyorsunuz. Kadınlar böyle çocuklar, kızlar, kızların beyni daha böyle gülümseyen, işte ne bileyim daha böyle çok ilişkisel hareket eden, böyle insanlarla iletişim bağ kurmaya çalışan, erkekler ise daha böyle nesnel düşünen, daha böyle eylem odaklı, yer yön bilebilen tarzda daha böyle çok da fazla güleyim de edeyim de bir iletişim kurum değillerdir. Yani bunu siz çocuklarda olduğunda bile fark edersiniz. Yani bir yaşındaki, iki yaşındaki kız hemen nazlanır, konuşur, seni anlar. Senin gözlerin dolu zaman onun da gözleri dolar. Anlar o duyguyu, daha yoğun yaşar. Erkekler
ne bakacağım ya, ne yapacağım ya. O da düzgün dursaydı anne kardeşine böyle böyle konuşmalar yapabilirler. Bunlar bizim gördüğümüz aslında şunlarla alakalı. Bu daha anne karnından meydana geliyor. Testosteron arasındaki farkla alakalı. Erkekler daha çok yer yön, eylemle alakalı. Kızlarda daha çok böyle dediğim gibi hani dil kısımları çok iyi gelişir bundan dolayı. Yani çünkü testosteron az olduğu zaman dil kısımları gelişir. Yani siz demeyin kadınlara, kadınlar niye konuşuyor? Çocuğum çok, kızım çok konuşuyorsun demeyin. Bu tamamen biyolojik bir şey. Nörobilimsel bir durum yani aslında beynimizle alakalı bir durum. Ve bu daha çok konuşmaya odaklı hale gelir. Peki ne oluyor mesela, sağ sol beynimiz arasında fark yok mudur? Tabii ki vardır. Biz her zaman şunu diyoruz. Ya sol beyin işte daha mı kötücül acaba? İşte sağ beyin daha mı yumuşak? Aslında öyle değil. Aslında sol beyin bizim daha çok böyle başarı odaklanmamızı isteyen bir şeydir. Ve sol beynimiz aynı zamanda bizi neşeli mutlu eder. Yani siz sol beyniniz daha baskın ve yoğun çalıştığınız zaman, sol beyin daha yoğun olduğu aktivite faaliyet halinde olduğu zaman ne oluyor? Böyle olayları daha iyi çözebiliyorsunuz, daha neşeli olabiliyorsunuz ama sol beyin daha az aktif haline geldiği zaman ne oluyor? Bu sefer de böyle daha karamsar, daha üzüntülü hale gelebiliyorsunuz. Bu kadın erkek beyinle alakalı farklardan bir tanesi de hani daha önce de muhakkak hep söylüyoruz ya korpus kolozum, yani iki beyin arasındaki bağ. Şimdi iki beyin arasındaki bağın kadınlarda daha uzun olduğu gözlemlenmiş. Ne demek istiyoruz bunu söyleyerek? Şimdi bu ne demek? Demek ki kadınlar sağ ve sol beyin birbiri arasında müthiş bir senkronize halinde. Yani erkeklere siz şunu diyebilirsiniz. Eşiniz televizyonun karşısında, örnek veriyorum, Ahmet, Mehmet bakar mısın, işte çorbanın altına yapar mısın? Tekrar defaatle söylüyorsunuz. Bir duymuyor, iki duymuyor, üç de sesi kısıyor. Ne demiştin? Söylesene ne demiştin bir daha söyle. Şimdi tamam bu şekilde yani kutu kutu çalışıyor. Yani ikisi arasındaki çok iyi bir bağlantı yok. Sonra siz ne yapıyorsunuz bir kadın olarak? Televizyon açık, filmi takip edebiliyorsunuz. Gerekirse elektrik süpürse süpürüyorsunuz. Çamaşırları bir yandan hemen şunu yapacağım diyorsunuz. Yemeği düşünüyorsunuz, çocuk ağladı mı bakıyorsunuz derken müthiş bir sistem kuruyorsunuz. Ocaktaki yanık yemeğin kokusunu duyuyorsunuz, müdahale ediyorsunuz. Evet, evet, evet. Ve bu ne oluyor biliyor musunuz? Ve bu bağlantıların ve bu bütün şey yapmamız sizin daha akıcı konuşmanıza sağlıyor. Sizin ikili ilişkilerinize çok iyi sağlıyor. Sizin bağ kurmanızı sağlıyor. Mesela neden psikologlar, psikiyatristler ya da daha çok psikologlar yerine kadındır? Neden? Çünkü empati yeteneği, bağ kurma yeteneği daha fazladır. Neden? Östrojen hormonu dediğimiz bir hormon var, dişilik hormonumuz ve bize o etkiyi sağlıyor. Biz daha çok bağ kurabiliyoruz. Yani bunu meslek olarak da bakın, mühendislere bakın kaç tane kız vardır, kaç tane erkek vardır. Bu zeka ile alakalı bir çalışma değil. Bu daha çok bizim genetik olarak iletişime daha yatkın olduğumuzla alakalı. Bir mesela pazarlama şirketine gidin, bir kadının size bir şeyi pazarlaması ya da bir ürünü naif bir şekilde anlatmasan daha çok etkilenirsiniz. İki Mısra Arası programında bu hafta şair yazar Adem Turan, edebi görüşlerini, şiir dili ve üslubunu evrensel bir bakış açısıyla ele alıyor. Şiir yazmayı yönlendiren şeyler neler oldu? İnsanlara da ışık vermek istiyoruz. Zaman zaman öfkelenir de şiir. Çocuklar şu an masalsız yetişiyor. Ne kadar acı. Arjantinli yazar Jorge Luis Borges'i ve İrlandalı şair James Clarence Mangan'ı Doğu kültürüyle birlikte değerlendiriyor. Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası yarın 16'da Wow TV'de. Dinimizin insan ilişkileri, ahlak ve erdeme dair öğretileri. Ne kadar anlam bakımından örtüşüyor. Aynı zamanda bizim varlığımız bedenimizle kaim. İslam'ın ahlaka ilişkin temel kavramları. Hıfzını tamamlayan örnekler de biliyoruz. Mutlaka o kitapla ilgili bir şey yazın. Kamil Yaşaroğlu'yla İnsana Değer yarın 18'de Wow TV'de. Minnettar. Yapılan bir iyiliğe karşı kendisini borçlu hisseden, minnet duyan kimse. Bana daima nezaketle, hürmetle muamele ettiniz. Bunun için size minnettarım. Reşat Nuri Güntekin. Müzik.
Tarihe, coğrafyaya, insana ilginiz, genel bilgilerin ötesindeyse... Akla gelen ne ama var olan ne? Mısır veya Mezopotamya hükümdarları ve bürokratları... Çok ciddi katkıları var hem Arap diline... Gelin bütün bunlara gönül coğrafyamızda birlikte mercek tutalım. Vehbi Baysan'la Gönül Coğrafyamız yarın 20'de Wow TV'de. Tabii aranın ardından tekrar karşınızdayız. Aşktan bahsediyorduk. Tabii bununla beraber ilişkilerden de bir şekilde bahsetmiş olduk. Evlilik öncesi dikkat edilmesi gerekenlere de değindik. Peki artık biraz daha evliliğe gelecek olursak, konuyu daha kronolojik olarak ele aldığımızı düşünecek olursak, bir aşk yaşandı. O sırada çok fazla da mantıksal düşünemedik. İşte beyinde neler olduğunu az önce dinledik. Ve artık bir yandan da pişmanlıklarla karşımıza çıkmaya başladı. Ne oluyor da evlilikte pişmanlıklar yaşanıyor Şerdet Hanım? Şimdi evliliklerde pişmanlıklar yaşamanın aslında şöyle açıklayabiliriz. Aşk 6 ay ya da 2 yıl diye kadar süren bir süreç oluyor. Aşk bitti, gözündeki perdeler çıktı. Aa, ben bununla mı evlenmişim diye olabiliyor. Bu gözlemlediklerimizden birkaç tanesi. Ama başka şey ne olabiliyor? Hani dedik ya, kadınlar her şeyin daha çok farkındalar. Olan biteni daha çok farkındalar. Bir sorun varsa onu çözmeye daha çok farkındalar. Kadınlar kendini bu konuda bir dakika, bir sıkıntı var ve ben ipleri elime almam gerekiyor dediği zaman, kendini geliştirmeye, kendini değiştirmeye başladığı zaman bir değişim gerçekleşiyor. Ve ilk evlilik, ilk evlendiği zamanki Ayşe, ilk evlendiği zamanki Fatma olmuyor maalesef. Hani belki de erkek bu zamana kadar sadece eşinden evde iş yapsın, işte şunu yapsın diye beklerken, kadın eğer hani kendini geliştirmeye, daha farklı şeyler, daha farklı ilgi alanları çıkartmaya başladığı zaman bu da erkek için bir sıkıntı oluyor. Sen değiştin demeye başlıyor. Ve bizim bu sen değiştin demeleri, işte devamlı müdahaleci olmaları ya da kadının erkeğe de müdahaleci olmaları. Ya sen niye bu kadar dışarı çıkıyorsun, niye ne yapıyorsun dışarıda bu kadar, niye geç geliyorsun, işin var diyor adam belki olsa da. İşte bu tarz durumlar, yani bizim duygu durumumuzda değişmesi ister istemez. Ne oluyor? Artık diyor ki ben kiminle evlenmişim? Ben niye evlenmişim bu adamla? Ben şu an çok pişmanım. Ben bunun bu huyunu bilmiyordum. Şimdi erkekler zannetmeyin ki %100 size her şeyini gösterirler. Ya da kadınlarda da bazen bunu yapıyoruz. Yani bütün sıkıntılarımızı ortaya dökmüyoruz. Ya da geçmişte yaşandığımız bazı sıkıntılar, travmaları kalkıp da öne sürmek istemiyoruz. Yani kapıyı kapatmak istiyoruz bazı geçmişte, ama geçmişin yükleriyle geliyoruz Nihan Hanım sonunda. Ve o yükleri geldiğimiz zaman karşı tarafın onları yani sırtlanmasını, gerekirse bir kurtarıcı olmasını, bir koruyucu olmasını bekliyoruz. Ama ne derler? Hani evdeki hesap çarşıya uymuyor misali. Biz evde ne kadar evlenmeden önce plan yapsak da hayal ettiğimiz gibi bir düğün olmayabilir. Hayal ettiğimiz gibi bir kayınvalideye sahip olmayabiliriz. Hayal ettiğimiz bir gibi eşe sahip olmayabiliriz. Yani tavırları ve tutumları bize hoş gelmeyebilir. Bu tarz durumlar bizi hani aşkın miti gibi çok büyük hayaller vardı. Hayal kırıklığına uğradım. Birazcık daha ayaklarımızı yere basmamızı sağlayabilir. Bu zaman daha mantıklı düşünmeye başlarız ve deriz ki bir dakika ya, ben galiba yanlış kişiyle evlenmişim. Pişmanım. Pişmanlık kendimizi tanıdığımız ya da kendimizdeki değişimi fark ettiğimiz anlamına gelir. Bir şeyler değişiyor ve ben bir şeylerin farkındayım diye bu bilgiyi verir bize, ama aynı zamanda harekete geçmesi lazım. Neden? Mesela bir hata yaptık. Ya da evde annesine, annenizi bir şey küçükken hatırlarsınız, bir şey dökersiniz, kırarsınız, üzülürüz, pişman oluruz böyle. Telafi etmeye çalışırız değil mi? Şimdi pişmanlık her zaman, pişman olmak her zaman boşanmayla gidecek bir süreç değildir. Tam tersine rahmet dönemi de olabilir pişmanlık. Ya ben eşimden şöyle sıkıntım var, çok pişman. Bir dakika dur, bu sana hayat ne söylüyor? Senin hangi alanını değiştirmen gerekiyor? Senin kendinle alakalı nasıl bir karakterin var ki orayı biraz daha törpülemen, geliştirmen ve kendinle alakalı tamamlanma sürecine geçmen gerekiyor. Bu senin için aslında çok büyük bir rahmete de dönüşebilir. Bazı şeyler şunu söylüyor. Bir danışanım vardı. Terapiler devam etti. Çok zor bir süreçti. Devam ettikten sonra dedi, eşim benim için aslında o kadar da zor değilmiş. Yani benim aslında hayata anlam katmamı sağlayan, hani zor bir evlilik ama hayata anlam katmasının sebebi o.
Çünkü o zorlanma, o baskılama onu başka bir alana doğru itiyor. Bunu daha önce örnek vermiştik. Yanlış hatırlamıyorsam salyangoz örneğini. Salyangozlar nasıl büyüyor demiştik mesela. Salyangozlar, bunun bir örneğini vermişti bir psikolog hocamız. Psikolog bir hoca vermişti, yabancı bir hoca. Şöyle söylüyor, diyor ki bir salyangoz büyümeye başladığı zaman ne oluyor orada? Kabuklarını yavaş yavaş büyüyor, onu sıkıyor. Sonra hemen köşeye bir yere çekiyor, kabuklarını çat çat kırıyor. Sonra tekrar bedeni büyümeye başlıyor, gelişiyor. Sonra kabuk oluşturuyor. Sonra o kabuğa bedeni sığmıyor. Yine tekrar bir yere geçiyor ve çat çat kırıyor, tekrar kabuk oluşturuyor. Ne demek istiyor? Bu hayatla ilgili bize çok şey söylüyor. Biz illa ben bu halimle bu kabuğun içine sığacağım demek diye bir şey yok. Stres yaşayabiliriz, üzüntü olaylar yaşayabiliriz ama kabuğumuzu bazen değiştirip kırıp daha güçlüsünü, daha kuvvetlisini, belki daha büyüğünü yapmamız gerekiyor. Kabuktan kastım hani burada mesafe koymak anlamı değil, yani kendi bireysel gelişimimiz anlamında. Eğer bir hareket, bir huy zorluyorsa sizi, bu sizinle alakalı ne söylüyor? Çok mu kontrolcüsünüz? Çok mu insanlara müdahalecisiniz? Bir dakika, işte bu ortaya çıktı. Demek ki bir adım daha geride atıp bu kabuğu tekrar oluşturmamız gerekiyor. İşte burada pişmanlık yaşamak kötü bir şey değildir. Ama herkese çok güzel bir akıl vermiştir Allah. Müthiş bir zeka sistemi vardır ve kadınların o problemi görüp çözme yeteneği vardır. Ve eğer siz problemi ilk kim görüyorsa biz onu diyoruz. Sorumlu sensin. İlk sen mi görüyorsun? Tamam, çözme yeteneğin o zaman sende. Sen çöz. Erkek şu an göremeyebilir. Erkekler şu an onu fark edemeyebilir, olabilir. Ama eğer sen görüyorsan bir evin hanımı olarak, bunun için bir adım atabilirsin, onu da görmesini sağlayabilirsin. İşte burada pişmanlıklar daha sonra rahmete dönüşebiliyor Nihan Hanım. Hı-hı. Siz pişmanlıklarla ilgili ne söylersiniz? Şuradan başlayabiliriz. Az önce çok kritik bir şey söylediniz Nihan Hanım. Dediniz ki hani başta işte kişiler birbirlerini seçerken belli özellikler üzerinden seçebiliyorlar. Ama daha sonrasında da bu özellikler pişman oldukları aynı konu oluyor. İşte çok arıyor, çok soruyor diye seçiyor. Daha sonrasında diyor ki bu kadın ya da erkek beni artık sıkmaya başladı. Yani aslında burada o sıkışma hali, o kabuk hali şuna benzetebiliriz. Gönüllü bir şekilde oraya giriyor. Oraya girdiğinde henüz onu kıracak güçte veya büyüklükte olmuyor. Bir şekilde o aşkın evrimleşme sürecinde, değişme sürecinde artık o kabuğu kıracak ve büyüyecek bir kıvama geliyor diyebiliriz. Yani oradaki sıkıntılar, yaşanan o sıkıntılar aslında hepsi o yara dediğimiz, kişinin kendi fark etmediği o süreçlerine parmak basıyor. Bak, bunu seçtin ama bu süreç içerisinde sana aslında hep aynı döngüye sokan ve döngünün sonunda da bir şekilde tekrardan canını acıtan bir kısma geliyor. Yani pişmanlık dediğimiz şey, şurada çok katılıyorum Şehadet hocama, kişinin kendini fark etmesiyle başlıyor. Bu demek oluyor ki kişi düşünmeye başlamış. Bundan sonrası aslında önemli bir süreç. Ondan öncesi tabiri caizse fragmandı. Bundan sonrasında birlikte bir anlam inşa edeceğiz. O pişmanlıklardan neler çıkartabiliriz? Biraz da kişinin kendini ayna tutan bir şey oluyor aslında baktığınızda pişmanlıklar. Dönüp kendine bakma süreci oluyor. Bu manada aslında kıymetli. Yani eğer ki son raddede o kanserin bütün vücuda yayılmasını beklemiyorsa kişi, o pişmanlık dediğimiz noktada, işte sıkıntıların baş gösterdiği, bir şekilde patinaj çektikleri noktalarda kişiler eğer bunu çözme yoluna giderlerse, yani bunu her zaman veririm mesela danışanlarıma da. Problem ikinizin arasında duruyorsa birbirinizi göremezsiniz. Onu alıp şöyle bir karşıya koyup ikiniz yan yana geçin, bir bakın bakalım orası size ne diyor. Şöyle bir yan yana durup oradan bir bakın kendinize. İşte o noktaysa iki tarafı da geliştiren muazzam bir şeye dönüşüyor. Bir nimete dönüşüyor diyebiliriz pişmanlıklar aslında baktığınızda. Peki sadakatten bahsedecek olursak neler söylersiniz? Aslında sadakatle aldatma olayı ikisi birbirine zıt ama aynı zamanda böyle evlilikler içinde en başta istediğimiz çok şey sadakat, güven. En son isteyeceğimizi ihanet diye düşünebileceğimiz aldatma olayıdır. Sadakat aslında kişilerin birbirine verdiği güvenle alakalı. Bu sadakat sadece çiftler arasında olmaz aslında bakarsanız yanılım. Yani iki kişinin verdiği
iki arkadaşın birine verdiği sır da bir sadakattir. Bir şirket kurarsınız ve şirket kurunuz ortaklığınız şunu derse ki yani sen sana verdiğim işte bu şirket ortaklığını sakın da başkasıyla paylaşmayacaksın ya da üçüncü bir kişiyi alıp başka bir yerde firma kurmayacaksın gibi gibi. Yani bunlar aslında sadakat dediğimiz şey kişinin en temel ihtiyaçlarından ve en temel gösterebileceğimiz duygu durumlarından yani kişinin arasındaki sağlam bir bağ kurması için en enzem ihtiyaçlarından bir tanesi ve evlilikte de çok enzemdir. Neden çok enzemdir? Çünkü siz o kadar milyarlarca kişi içinden sadece bir kişiyi seçmişsinizdir ve o da size seçmiştir. Yani bu kişinin bir hayatı birleştirme kararı almışlardı. Sadece hayat birleşilmiyor burada. Ne oluyor? Gelecek nesilde artık çocuklar yetiştiriliyor, bundan sonraki nesiller büyüyor, çocuk yetiştirme üzerine ortak kararlar alınıyor. Belli bir ideoloji, ideolojiden kastım hani evin bir ideolojisi yani evde neler olacak örnek veriyorum işte çocuklar nasıl yetiştirilecek, işte şu kadar dil öğrenecekler mi bunun gibi şeyler veriliyor. Şimdi böyle bir durumda hani şirket kurma gibi olduğu gibi düşünün mesela örnek olarak böyle en ufak karşı taraftan birinin yaptığı yanlış bir şey bu sadakat zincirini yani bu kolay oluşturulmayan ama yıkılması zor, yıkılması bir anlık bir şeye bakan ama oluşturması zor olan şeyi çok kolay yıkabilir karşı tarafların birbirini aldatması. Eğer ki sadakat kurulmuşsa iki tarafla bu evliliklerde saygı da sevgi de aynı şekilde güçlü oluyordur. Sadakatle ilgili Betül Hanım siz neler eklersiniz? Sadakat çok insani bir olgudur. Aldatma da şimdi burada çok derin konular aslında aldatma dediğimizde bir programda oturup onu konuşalım. Öncelikle şunu eklemek istiyorum. Burada genel geçer şeylerden bahsediyoruz. Yani her aldatma öyküsünün ya da her ilişkinin kendine has özellikleri vardır. Kendine has öyküsü vardır. Burada mesela bir örnek veriyorken ekranları başında izleyen kişiler hayır benim öykümde böyle bir şey yok. Hani konu insan olunca biz burada genel bir tablodan bahsediyoruz. Aldatmadan bahsederken de, sadakatten bahsederken de. Sadakat deyince mesela benim anladığımla sizin anladığınız da aynı olmayabilir. Beklediğiniz de aynı olmayabilir. Ama genel şöyle bir görünüm çizecek olursak sadakat dediğimiz şey çok insani bir olgudur. Kişinin kendine hizmet eder. Hani aşktan bahsederken dedik ya aşkın öyle bir kısmı vardır ki işte fizyolojik kısmı neslin devamına hizmet eder. Orası geçtikten sonra kişi yanında hayatı boyunca hani yalan dünya yarsız olmaz deriz ya hayatı boyunca yanında güvende hissedebileceği çünkü insan biraz da böyle devam eden aynı giden şeylere eğilimlidir. Onu arar bulur. Mesela işte dünyanın en güzel yerine de gitseniz evinize döndüğünde evim güzel evim dersiniz. O çünkü kıyafetleriniz, eşyalarınız, evinizin kokusu sizi orada bekliyordur. Orası güvende hissettirir. Sadakat de bizi kaosun olduğu, karmaşanın olduğu şu dünyada aslında biraz böyle zihnimizi, sistemimizi dinlendirebileceğimiz, kendimizi güvende hissedebileceğimiz bir zemin hazırlar. Kişinin kendisine hizmet eder. Ama aldatma dediğimiz noktada, aldatma bu çok genel bir kavram olacak. Bunu açmak gerekiyor ama hani altını çizerek söylüyorum. Aldatma aslında buradan baktığınızda kişinin bir yerlerde yakın ilişkide sıkıntı çektiğini, yakın ilişkiye dayanamadığını ve orada bir üçüncüyü, bu arada aldatma dediğimiz şeyi de işte açmamız gerekiyor dedim ya, hani çok farklı şeyler yaparak da partnerini aldatabilir. Aldatmak nedir? Benim sana söz verdiğim, sana vereceğim ilgiyi başka bir yere kanalize ediyor olmam demektir. Ama ben sana söz vermiştim, sana verecektim bu ilgiyi, bakımı, bir şekilde aşkı, sevgiyi başka bir yere kanalize etmek. Aldatma budur aslında. Başka bir yere bakmaktır aldatmak. Partnerden ziyade. Öteki tarafta derin bir hayal kırıklığı yaşatır. Ama neden öteki tarafa bakıyor? Neden aldatma gerçekleşiyor? O ikili ilişkiye kişi dayanamıyor. Orada bir sıkıntı çekiyor. Burada da aldatmanın arkasında şöyle bir şey söyleyebiliriz. Aldatma aslında baktığınızda kişinin bir yerlerde sıkıntı yaşadığı patolojik bir görünümdür diyebiliriz. Yani eğer kişinin orada düşünen beynini daha fazla devreye sokarsak, yakın ilişkide sıkıntı çektiği yerlere bakarsak, o görünüm ortadan kaybolabilir diyorum. Sözü Şerdet hocama paslıyorum. Aslında şöyle, aldatma durumunda
kadın da erkek de kendini sorgular. Neden aldatılıyorum diye. Çünkü şu olaylardan bir tanesi şudur. Erkek ben yeteri kadar koruyamadım, sahip çıkamadım da mı böyle oldu diye sorgularken kadınsa ben yeteri kadar kadınlık görevimi yapmadım mı diye kendini sorgulayabilir. Burada aslında altta yatan birçok sebep vardır. Yani aldatmanın sadece bir sebebi yoktur Nihan Hanım. Yani bunun birçok sebebi vardır. Bunlardan bir tanesi geçmiş yaşantılarımız çok etkili. Yani ailede buna benzer patolojik örüntüler varsa, yani anne baba arasında böyle durumlar, aldatma olayları varsa bu bizim öyle bir şey ki anne babadan alıyoruz bir şey birçok şeyleri yani genlerimizi. Bu bizim artık genetik olarak da bizi etkileyebilir. Ama burada şu demek değildir. Yani her anne babanın aldattığı çocuk aldatır diye bir şey de yok. Herkes aldatmaz bunu. Bu kişiyle alakalı olan bir durum. Yani sizin ona ait bir öyle bir aile yapınız olsa bile siz bunun sadakati çok daha farklı aileden öğrenmemişsinizdir ama okuldan öğrenmişsinizdir. Öğretmeninizden öğrenmişsinizdir bu sadakat kavramını ve orada geliştirmişsinizdir. Şimdi burada neden aldatıyor insanlar? Şimdi bunun içinde öfke olabilir. Yani eşinin yaptığı tavırlar, onları reddetmesi vesaire birçok olay öfkeden dolayı, öfkeyle kalkan zararla oturur diyoruz ya, öfkeden dolayı bunu yapabilir. Ya da haksızlığa uğramıştır ve ben bu evde değer bilmiyorum. Bu çocuklarla biri olmuş mesela örnek veriyorum, bana değer göstermiyorlar. Kadın erkek yani ben değer görmüyorum burada. Ben yeteri kadar değerli değilim. Ne oluyor en ufak dışarıdan biri ona değer gösterse, aa çok iyi misiniz, çok hoşsunuz derlerse hemen o akıntıya sürüklenebilecek yapıya sahip olabiliyor. Ve ne oluyor daha sonra? Biz yapılan bazı araştırmalar var. İnsanların kendine özgüveni olmamasıyla aldatma arasında bağ bulunmuş. Yani kişi kendine güveni yoksa, güvenli olmayan, özgüvenli olmayan kişilerin aldatmaya daha meyilli olduğu gözlemlenmiş. Bu da çocukluk zamanına baktığımız zaman da ihmallerin, yaşadıkları bu travmaların da etkisi olabilir. Ve biz böyle baktığımız zaman eğer anne babayla arasında sağlıklı bir bağlanma yoksa, çocukluk çok önemli bu sırada. Yani çocuklarla alakalı sağlıklı bir bağlanma yoksa ve ben bunu gelecekte de etkisini görebilirim. Yani neden? Çünkü bağlanmanın ne olduğunu bilmiyorumdur. Yani sağlıklı bağlanmak nedir? Eşine sadakat nedir? İşte onunla ilgilenmek nedir? Onları gözetmek nedir? Bunu bilmiyorum. İşte bunu bilmediğim zaman da ben başka tarafa bakabiliyorum. Ama bu nedir? Bir de şimdi sosyologların yaptığı bir araştırma var. Onlar da şöyle söylüyor. Bu diyor tüketimle alakalı bir şey. Çok fazla tüketir olduk. Her şeyi tüketiyoruz. Duyguları tüketiyoruz, ilişkileri tüketiyoruz, bağları tüketiyoruz, iletişim sistemlerimizi tüketiyoruz. Her şeyimizi, insana dair olan her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. Bunlar sosyal medyanın çok fazla etkisi var. Bir noktadan sonra sosyal medyada gören o cafcaflı hayat insanlar diyor ki ya bir dakika benim hayatım böyle değil ki. Benim hayatım böyle değil. Demek ki benimki yanlış. Ben onlara bakayım. Onlar nasıl yapıyorsa ben de öyle yapayım diyerek değişebilirler. Hani aldatmanın birazcık daha çok fazla bir şeyi yanlış şeyi görerek de bir özenme hali de sebep olabilir. Özenme haline de sebep olabilir ve bu da etkileyebilir. Çünkü biz sadece aldatmayayım eskiden bildiğimiz gibi değil. Sosyal medyada da insanlar arkadaş buluyorlar. Orada da konuşuyorlar. Eşlerine söyleyemediği güzel sözleri oradaki tanımadığı insanlara söylüyorlar. İşte bu da aldatmanın bir alt başlıklarından bir tanesi. Çok arttı yani maalesef. Kesinlikle yani ve bu çok normal karşı. Neden? Çünkü orada diyor ki beni tanımıyor ki zaten. Beni görmüyor ki zaten. Beni bilmiyor ki ben karımı aldatmış ya da eşimi aldatmış, kocamı aldatmış olmuyorum ki zaten. Hayır, zihnin bir yerden başlıyor, bir start veriyor ve start verdikten sonra bunlar hani bir laf vardır. Gandhi'nin sözüdür. Düşüncelerinize dikkat edin, davranışlarınız olur. Davranışlarınıza dikkat edin, kaderiniz olur diye. Daha bu en basit düşünceden başlayan şeyler. Hani eğer böyle bir durumsa, yani düşünmeyin ki ben sosyal medyadan sadece yazışıyorum. Hayır, bu da yanlış. Yani bu da yanlış dedim, bu da bir aldatmanın bir koluna giriyor. Siz karşınızdaki kişiye bir şekilde gizli bir şey yaparak başka bir ilişkiye devam ediyorsunuz. Çünkü iletişim kuruyorsunuz. Eşinize göstermeniz gereken bağı oradaki kişilerle gösteriyorsunuz. Hani burada lütfen hani sosyal medyanın bu kandırmacalarına birazcık daha hani uyanık olalım. Her gelen bu mesajlara cevap verirsek ki çocuklar da bunu yapıyor maalesef. Yani küçük çocuklar da bu şekilde böyle bir girdabın içine girebiliyorlar. Tanımadıkları 13 yaşındaki kişiler 50-60 yaşındaki adamlarla bu tarz konuşmalara da dahil gidebiliyorlar. Hani evet. Konu birazcık buraya kaydı ama yani bu sosyal medyanın gerçekten böyle bir etkisi var. Çünkü siz orada siz değilsiniz.
hayal ettiğiniz kişiyi yaşıyorsunuz orada ve o kişi de hayal ettiği kişiyi gösteriyor. Orası sadece sanal bir dünya. Film izlemek gibi. Haz veriyor bir süre ama gerçekliğe düştüğü zaman, he tamam ben işimi bırakıp oraya gittiğim dediğiniz anda büyük bir yıkıma, yani büyük, daha büyük bir pişmanlığa sebep olabiliyor. İnsan birçok çocuğunu olsun, eşini olsun kaybedebiliyor. Hani ilk aşamada eğer bunu fark ederlerse lütfen bunu kesmek en sağlıklı yol olacaktır. Peki bir yandan bütün bunları konuşuyoruz işte, sadakatten bahsettik, aldatmaktan bahsettik. Peki uzun evliliğin bir sırrı var mı? Uzun evliliğin sırrı iki kişinin gönüllü olarak bir araya gelip yeniden bir anlam inşa etmeleri diyebiliriz. Hani o coşkulu aşk halinden sonra ya da olmayabilir, o seçimi yaptıktan sonra birlikte ortak paydada ortak bir dil oluşturmaya gönüllülerse eğer, her geçen gün daha da kalbi doyuran, ruhu doyuran, duyguları doyuran bir sürece evrilir ve bu mümkündür aslında. Sadece her iki kişinin de gönüllü olduğundan emin olması gerekiyor. Çünkü evlilik bir gönüllülük işidir esasında. Birlikte yürünecek o yola söz vermek, partnerle beraber ilgim, sevgim, bakışım, onayım seninle beraber bu yolda yürümeliyim dediğimizde böyle bir şey mümkün. Sizce nedir uzun evliliğin sırrı? Bir tane hikaye anlatayım ben size. Bir yerde dinlemiştim. Kimden dinledim hatırlamıyorum. Birkaç kere de büyüklerimiz de anlatmışlardı. Bir adam 3 kez boşanmış. En sona demişler ki yani bu normal bir şey değil. Sen bir psikiyatriste, psikoloğa bir git bakalım ne diyecek. Ondan sonra adam başlamış işte, ben demiş kadınlarda işte böyle böyle sıkıntılar var. Ben demiş 3 kere boşandım. Yine evlenmek istiyorum ama yine boşanmaktan korkuyorum. Ne yapayım demiş. Şöyle bir soruyla karşılaşmış. Sen demiş en sevdiğin tatlı ne? Demiş ki pasta. Pastanın en sevdiğin kısmı ne? Kreması üstündeki. İlk önce nereden yemeye başlarsın? Kremasından başlarım demiş. Hmm. Şimdi demiş, biz evlilikte bu ne demek oluyor bizim için? Evlilikte en güzel kısmı en erken yaşayıp hemen bitiriyoruz. Hayatta, kesinlikle hayatta en önemli şey, biz hemen ne diyoruz? Aman canım cicim aileye devam etsin, hiçbir sorumluluk almayayım, zor kısımlarını yemeyeyim. Sona atıyoruz değil mi onları? O adamın yediği gibi hani sona atıyoruz, aman gözüme şey yapmasın, gözükmesin şeklinde. Ve bununla yüzleşmiyoruz. Burada en önemli etkilerden bir tanesi, hani uzun süre hani uzun süreli evliliği olan danışanlara baktığım zaman pes etmemekten ben bahsetmek istiyorum. Neden pes etmemek? Yani diyeceksiniz ki hayat bir maraton mu? Yani evet, hayat belki bazılarına göre maraton, bazılarına göre maraton olmayabilir ama önemli olan kısımlardan bir tanesi şu. Biz eğer bir problem gördüğümüz zaman, başka hemen evliliği bitirip başka bir yere gittiğimiz zaman o kişi de kutularıyla beraber, problem ve problem olmayan şeylerle beraber gelecekler bize. Biz eğer bir problem görüyorsak evlilikte, bunların en güzel yöntemlerinden bir tanesi evet pes etmemek ve problem çözme yeteneğidir. Ve bu problem çözme yeteneğini şöyle gelişir. Karşı tarafı daha iyi tanıyarak, daha iyi anlayarak, siz tak diye ben çok iyi işlerinde problem çözerim diye evlilikte çok iyi problem çözemeyebilirsiniz. İşlerinizde çok iyi bir idareci olabilirsiniz ama evinizde hiçbir şekilde idareci olamayabilirsiniz. Bakın bunlar yaşanan örnekler. İşlerinizde bir CEO olabilirsiniz, üst düzey bir yönetici olabilirsiniz ama evliliğe gelince hiçbir şey yapamayabilirsiniz. Böyle tak diye kınırsınız. Eşim bana öyle bir laf diyor ki dersiniz, elim kolum bağlanıyor, ne diyeceğimi bilemiyorum dersiniz. Şimdi bunlar bize ne söylüyor? Bunlar bize gerçekten uzun süre evlilik için ne yapmak gerekiyor? İlk önce kişinin karşı tarafta evliliği devam ettirip ettirmiyor mu? Sen pastanın kremasını alıp gitmek mi istiyorsun kardeşim? Yoksa o pastayı güzelce yemek mi istiyorsun? Buna bir karar verelim. Ve pastanın sevmediğimiz tarafları da olabilir ama o sevmediğimiz taraflarıyla beraber yememiz lazım. Hani güzel tarafını aldım bıraktım diye değil. Sevmediğimiz tarafları olsa bile acaba bana göre nasıl değişebilir, nasıl dönüşebilir diye bakmamız gerekiyor. Çünkü biz bir noktadan sonra eşler birbirlerini aynalarlar. Bazen öyle bir çiftlere bakarsınız ki 30-40 yıl evliliklerde ay sizi ben akraba falan sandım, ne kadar çok benziyorsunuz. Biri Karadenizlidir, biri Doğulu'dur, biri Ege'lidir, biri işte Karadeniz'de de Doğulu'dur. Yani bunları da görebiliyoruz. Nedir? Artık çiftler neye nasıl tepki vereceğini bilir. Ama o kişiyle inatlaşmadan,
onu sevgisi daha ağır basarak nasıl yöneteceğini öğrenir. Burada yönetmeyi öğrenmek, yani süreci yönetmeyi öğrenmek çok daha sağlıklı uzun evliliklerde. Kavga etse herkes evlenir. Herkes kavga eder ve ayrılmak isterse inanın şu an bir insan yok ki Türkiye ayrılmayayım, çok çok nadirdir ayrılmayayım demiş olsun. Çok azdır yani. Neden? En ufak bir şeyde bak boşarım seni, ayrılırım senin diyebilirler. Ama burada önemli olan şey nedir? Bir dakika, o bizim opsiyonlarımızdan biri değil. Biz birbirimizi çözmeyi öğrenelim. He, eğer ki burada sıkıntı çok büyükse, yani patolojik bir durum varsa, ciddi bir sıkıntı varsa, hani cinayete, ölüme kadar gidecek, o ayrı bir durumdur. Hani ben oradaki dayaktır, işte şiddettir, ondan bahsetmiyorum. Orası çok ayrı bir durum. Ona artık resmi olarak bir müdahale gerekir orada. Devlet kurumu olarak bir müdahale. Ama onun dışında olan evliliklere baktığımızda, bazen bize zor gelen alanları da yönetebilme becerisi, sabırlı, hani sabretmekten kastım acı çekiyorum sabır değil. Yani olayı, mekanizmayı iyi görüp ben bu sistemi nasıl devam ettirebilirim? Orada bir çomak var o zincirin içinde, o çomağı bir çıkartayım diyebilmek, çözüm odaklı düşünmek uzun evliliklerde çok daha işe yarayan yöntemlerden bir tanesi. Tabii evlilikten bahsedince ailelerin de, iki tarafın ailesinin de çok fazla etkisi var. Özellikle de bizim evet. toplumumuzda ve çok sık söylenen bir söz vardır. Evlenirken bir aileyle de evleniyorsun diye. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ailelerin nasıl bir etkisi var ilişkilere? Ailelerin süreçte gerçekten çok ciddi etkisi oluyor. Seçim sürecinde de etkisi oluyor. Evlendikten sonra da müdahil olmaya çalışan aileler oluyor. Ama şuraya çok dikkat etmek lazım, sınırlar konusuna. Çünkü o iki kişi artık bir araya gelip bir yuva kurduktan sonra o kök aileler, köken aile dediğimiz kısımlar sınırın dışında kalmalı. Evin içine müdahale edememeli. Etmemeli de ve her iki taraf da kendi ailesinden gelen bu müdahalelere aslında sınır çizebiliyor olmalı. Zaten kişinin kendi o köken ailesiyle arasında sınır problemi varsa muhakkak o kurduğu çekirdek aileye de bir şekilde yansıyacak. Orada da sıkıntılar çıkacaktır. Sınır problemleri ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla bunu çok fazla ne diyebiliriz? Sıkıntı varsa orada sınır problemlerine bakmaları gerekiyor. O çekirdek aile, düşünün ki şöyle düşünelim. Köken aile çok güçlü bir bağ demektir. O kadar güçlü bir bağ ki kişi oradan getirdiklerini çekirdek aileye taşıyor. Çekirdek aile, o kurduğu partneriyle birlikte kurduğu aile tazecik, tabiri caizse böyle sulanmaya, güneşe, bakıma ihtiyaç duyan bir fidan gibi düşünelim. O henüz dışarıdan gelecek darbelere, o sınırın aşılıp bir şekilde zarar verilmesine henüz o kadar dayanıklı değil. Dolayısıyla orada sınırın çizilip o büyümekte olan çekirdek ailenin, o fidanın korunması gerekiyor. Burada da her iki tarafta şimdi köken ailelerden edilen müdahaleler her zaman kötü niyetli ya da zarar verecek nitelikte olmayabilir. Burada da yine sınırdan bahsedebiliriz. Hani faydalı olacak, devamını sağlayacak, güçlendirecek yardımları, destekleri almak ama bir süre sonra eğer köken aileler işgal ediyorlarsa, bir şekilde müdahale olmaya çalışıyorlarsa, bir şekilde kendi örüntülerini orada devam ettirmeye çalışıyorlarsa ki bu çok fazla gördüğümüz bir tablo. Mesela burada şeyi tavsiye etmeyiz. Sıkıntı ve problem anında ailelerinizle bunu konuşmayın. Bunu profesyonel bir destek alarak çözmeye çalışın. Çünkü her ne kadar o ailede bir aile büyüğü, İşte her ailede vardır mesela akıl danışılan. Objektif olamayabilir. Her iki tarafı tanımayabilir. Birinin ailesinde biri vardır, birinin ailesinde atıyorum böyle biri vardır. Şimdi kadının ailesindekini düşünelim. Erkeği tam tanımıyor olabilir. Aralarında ne yaşanıyor onu da bilmeyebilir. Müdahale eder, faydalı bir müdahale olarak düşünür ama zarar veriyordur aslında sisteme. Dolayısıyla burada çok dikkat edilmesi gereken bir şey yani sınır, o kurulan çekirdek aileyi korumak ve profesyonel yardım almak. Kısaca böyle cevap verebilirim evet. bu soruya. Kesinlikle bu
ailelerin çok fazla içinde olması çok ciddi sıkıntılar meydana getiriyor. Bir psikoloji camiasında bir profesör hocamız vardı, şöyle söylemişti. Evlenmeden önce şu tavsiyeyi veriyorum demişti. Ne dediniz hocam, ne tavsiyesi veriyorsunuz? Çocuklar lütfen iki aileye de çok yakın oturmayın. Bilmiyorum size de söylediler mi ama. Bunun sebebi şu, iki kişi birbirine yuva kurmaya çalışırken aslında şöyle hani bir sistem oturtmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bir sistem kurmaya çalışıyoruz ama diğer taraftan onun ailesi tarafından, işte eşinizin ailesi tarafından, kendi aileniz tarafından sürekli müdahale olduğu zaman birincisi şu oluyor. Erkek kendini yeteri kadar güçlü hissetmiyor. Diyor ki karım beni dinlemiyor, hiçbir şekilde ortak bir şey karar vermiyor, dışarı tarafta dinliyor. Eşi de, kadın da şöyle bir güvensizlik meydana geliyor. Ben eşime ne dersem diyeyim, annesi ne derse onu yapıyor bu. Ben ona hiçbir şey söylesem, buna beyaz desem, o siyah bile olsam, bu siyah desem, siyah da olsa ona siyah demeyecek. Başkası, anne babası beyaz derse ona beyaz diyecek. Eşim beni dinlemeyecek. Çünkü onu oradan dolduracaklar. Hani bu tarz şeyler, durumlar meydana geliyor. Ya da mesela erkek tarafı sürekli işte anne babasına ben hiçbir şey söylemiyorum tabii ki ama diyor, bana karşı dolduruyorlar diyor. Şimdi bu da gerçekten çok şey. Biz böyle nedense çocuklarımız evlenmeden önce demediğimiz laf kalmaz. Ama evlendikten sonra sen prensessin, sen harikasın, kocan yapmadı mı, kayınvaliden sana bunu yapmadı mı deme boyutunda olabiliyoruz. Bu da bizim hangi özelliğimizden göre çok fazla kuruyoruz kafamızda. İşte bunları kapatmanın en iyi yöntemlerinden bir tanesi anne babaya sınır koymak. Çünkü onlar eskisi kadar sınırlı çocuğu değilsiniz. Onların size yönetebileceği şey değilsiniz. Çünkü çocuklar bile 2 yaşında başlarlar bunu. Hayır anne, onu giymeyeceğim, ben bunu giymek istiyorum. Oğlum kış şort giyemezsin. Ağlar tepiler, illa o şortu giydirir kendine. Bunu yapar. Ergenlikte de bunu yapar. Ön ergenlik döneminde de yapar. Ergenlik döneminde de. Hayır anne karışamam. Oğlum bu saatte dışarı çıkılmaz. Çıkacağım anne, karışamazsın de. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tür biz birey olma çabamızı ve daha sonra evlilikle devam ettiririz bunu. Ama biz hala birey olamadıysak evlendiğimiz zaman bile çok kolay dışarıdaki anne babalarımız ve dışarıdaki işte akrabalar bazen çok devreye girebilir. Yani sadece anne baba yetmez. Teyze, hala, enişte, dayı da devreye girer. Aman dur ben de bir şeyler söyleyeyim. Şimdi burada sınır koymamız çok önemli. Çünkü neden? Evlilikler evet kolay, çok kolay da bozulabilir. Ama biz bunu sağlam yapmamız için lütfen o iki birey sağlıklı kalsın. Birkaç arkadaştan şöyle bir tavsiye almıştım. Şunu demişlerdi. Evlilik ilk yılları yurt dışında yaşamak çok güzelmiş. Neden diye sordum. Kimse yok, karışan yok, eden yok. Ama daha sonra Türkiye'ye geldikleri zaman tabii ister istemez daha fazla müdahale olabiliyor. Burada şöyle, her aile böyle değil. Ya diyorsunuz ama bizim kayınvalide, kayınpeder böyle olmak zorunda değil. Kesinlikle. Ama siz eğer ki çok fazla müdahale görüyorsanız burada hayatınızla alakalı ve bu sizi artık kaldırılamayacak noktaya geliyor. Çünkü artık beden artık hastalanmaya başlar. Yani ruh geçer, bedene geçer artık. Yani ağrılar başlar, sıkıntılar başlar, söyleyemeye başlar. Lütfen sağlıklı bir şekilde eşinizle konuşup sadece sınır koyma ihtiyacınız olduğunu söyleyin. Ya da siz bunu yavaş yavaş konuşmalarınız ve sözlerinize yapmaya başlayın. Bu kavga etmek anlamına değildir. Sınırda bir rahmet vardır. Çünkü çok fazla sınırınıza girildiği zaman artık patlamaya başlarsınız. Aynı zamanda sevgisizlik veya saygısızlık da değil mi? Değil, hayır. Sınır saygısızlık kesinlikle değil. Hatta saygıyı çok daha iyi belirler. Evet seviyorum, sayıyorum ama benim sınırım bu. Yani örnek veriyorum, her gün gelemem. Hani benim de bir hayatım var gibi. İşte her gün şunları yapamam. Hani yapmam gereken diğer sorumluluklar var gibi. Hani bunu yavaş yavaş aslında dilimize döksek. Çünkü bu bizim kültürümüzde çok fazla sınır koymuyoruz. Çocukluktan itibaren koymuyoruz. Yani evde anneler babalar çocuklarına koysa babaanne anneanne gelince çocuk sınırsızlığı görüyor yani. Sınır koymak iki tarafın da kendini daha iyi bilmesine ve karşı tarafa en az zarar hatta zararsız bir ilişkiye sebep olabilir. Aynı zamanda tabii bir iktidar çatışması gibi de oluyor bu durum değil mi Betül Hanım? Siz de bununla ilgili karşılaştığınız örneklerden yola çıkacak olursanız neler söylersiniz? Bir kere o sınır korunmadığı zaman, koruyamadığı zaman kişi kafası çok karışıyor ilişkide. Ve bir şey tekrar ediyor. Annenin babanın ilişki döngüsü tekrar ediyor. Müdahaleler arttığında bu sefer... Her iki taraf da aslında o iki kişiden, karşı karşıya gelen iki kişiden çıkıyor ilişki. Ailelerin ilişkisine dönüyor. Ama bu çok sözsüz bir
iktidar savaşı haline geliyor. Orada baktığımızda. Bu şey gibidir yani, nasıl örnek verebiliriz? Mesela çiftler terapiye geldiklerinde ben her zaman şunu sorarım. Aranızda şu an kim oturuyor? Sizin bu kadar birbirinizi görememenize neden olan kişiler kim? Sonra derler ki yok, biri yok, ama konuşmaya başlayınca bakarız ki kendilerinden başka her şeyden konuşuyorlar. Ailelerden, problemlerin kaynağına gittikçe kendileri kalmıyorlar orada. Kökende getirdikleri ve tekrar ettikleri öykülerin problemlerini taşıyorlar. Bir dakika, o zaman aranızda biri oturmuyor dediniz ama sanki bu odada bir süre sonra mesela bu metaforu verince kişiler biraz afallayabiliyorlar başta, ama bir süre sonra diyor ki mesela şu anda annem burada, babam burada, teyzem de burada, babaannem de burada. Bir ordu giriyor odaya. İki kişi giriyor ama arkada bir ordu ile birlikte giriyorlar. Diyorum ki hadi bunların hepsini tek tek uğurlayalım. Bu iki kişi arasında ne oluyor? Sürekli ilişkiye. İlişkiye çektikçe konuyu, bu sefer her iki tarafta birbirini fark etmeye başlıyor. Orada da o sınır koymakla, birbirini fark etmekle beraber o köken aileler bir şekilde dışarıda kalıyorlar. Oradaki ilişkiye odaklanıyoruz ve ilişki güçlenmeye başlıyor. İlişki güçlendikçe kişiler o ilişkiye güvenip daha kolay sınır koyabiliyorlar. Sınırı kolay koyabildikçe de birey olabiliyorlar. Aslında ilişkinin böyle de bir şeyi var. İlişkide kendilerini fark edip bir ayrışma, bireyleşme sürecini eğer kişi evlenmeden önce gerçekleştiremediyse, gerçekten bu kültürel bir şeydir. Evlendikten sonra kadın veya erkek ailenin kızı veya oğlu kıymete biner. İşte aramayan anne aramaya başlar, baba aramaya başlar. Bir şekilde sorarlar, merak ederler, nasıl gidiyor ilişkiniz, şöyle bir şey var mı, böyle bir şey var mı? Orada da aslında o köken ailelerin derdi başka. Yani o iki kişi arasından aslında kendi ilişkilerinin döngülerini dışarıdan bir göz olarak izleyip orayı kontrol edebildikleri zaman rahatlama yaşıyorlar. Sistem rahatlama yaşıyor. Mesela şeyi görürsünüz işte düğün sürecinde şunu çok duyuyorum. Ya anneme babama bir şey oldu. Yani anlamıyorum hani bir karmaşıklaştı, bir farklılaştı. Hani daha böyle coşkulandılar. Benden çok önden gidiyor. Hani benim düğünüm olacak, benim sürecim, ama annem babam daha coşkulu. Orada aslında kendi sürecinde bir şekilde eksik kalan şeyleri orada telafi etme yoluna gidiyor. Eğer o birey olamamış kadın ve erkek, evlenecek olan kadın ve erkek bireyleşme sürecini tamamlamamışsa hapı yutuyor. O döngüye giriyor. O döngüye girmemek için farkında olmak gerekiyor. Yani annenin babanın derdi senin sürecinle alakalı değil. O kendi içinde bir şeyleri onarmaya çalışıyor. Bunu fark ettikten sonra kişiler daha kolay sınır koyuyorlar. Annem benim için şu anda beni görmüyor. Benim ilişkim değil onun mevzusu. Kendi ilişkisini onarmaya çalışıyor. Annem veya babam. Ve bir yandan çok sık karşılaştığımız konulardan birisiyle de yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Son birkaç dakikaya yaklaştık. Kadınlar ne söylüyor, erkekler ne anlıyor? Bunu aslında her bir süreçte yaşıyoruz. Evet, yani anne baba olan tarafta da, işte evleneceklerin arasında da sürekli aslında programın başında da değindiniz biraz. Yani yaratılıştan gelen bir farklılık var ama sürekli de bir anlaşmazlık söz konusu. Şehadet Hanım, siz neler söylersiniz? Şimdi burada şöyle bir şey var. Bizde ne var? Niyet ve zihin okuyoruz biz bunu yaparken. Bunu yaptıysa sebebi budur. Bunu yaptıysa sebebi budur diye. Ve bazen bu niyet okumalarımız çok sağlıklı olmayabiliyor. Mesela kadın diyor ki lütfen diyor annene gitmek için bana baskı yapma diyor. Erkek bunu ne anlıyor? Sen benim anne babamı sevmiyorsun. Nefret ediyorsun onlardan. Zaten başlıyor. Zaten dün günde şöyle yapmışsın. Onlara şöyle yapmamışsın. İşte anneciğim demiyorsun. Sadece anne diyorsun zaten. İşte arada bir işte ilk başlarda hanım diye hitap etmiştin diye olayı bitiyor. Aslında orada kadına neye ihtiyacı var? Kadın şunu demek istiyor. Diyor ki ben diyor yönetilmek istemiyorum. Yani bir oraya gittiğim zaman bana yönetilmek, sürekli bana bir emir verilmesi benim hoşuma gitmek istemiyor diyor. Aslında anne babanı sevmekle alakası
yok orada. Erkek de ne diyor aslında? Benim anne babama gidip huzur bulmam, rahatlamam gerekiyor. Sen bana böyle gitmeyeceğim diyerek beni iyice huzursuzlaştırıyorsun diye anlıyor. Bunlar en temel olaylardan bir tanesi aslında. Neden anlayamadığımız, yani burada aslında anne babamı sevmiyorsun demek bir yargı ifadesidir. Aslında onun yerine gitmek istemiyorsun. Canını sıkan bir şey mi oldu acaba? Biraz konuşalım mı demek daha sağlıklı bir yere varacaktır. Diğer bir şey de mesela telefon konusu. İşte sürekli işte benim seni sevdiğimi telefon arayıp seni sevmemi söylüyorsun. Ne kadar doyumsuz bir insansın. Benim zaten seninle evli olmam sana sevdiğim anlamına geliyor. Niye bana bunu sürekli istiyorsun diyoruz. Hayır, halbuki orada kadının tekrar bir bütünleşme ihtiyacı var, tekrar bir eşin sesini duyma ihtiyacı var, tekrar bir rahatlama ihtiyacı var aslına bakarsak. İşte bunları biz yanlış okuduğumuz zaman ortalık direkt böyle gerilmeye başlıyor. Diğer bir yöntem ise eğer gerçekten bencil kişilersek, narsistik kişilersek, bu narsistik özelliğimiz varsa bu da bizim ilişkimizi çok zorlar. Neden biliyor musunuz? Söylediğim kelimeyi sizin söylediğiniz gibi değil de kendi istediğim şekilde anlarım. Siz bana bir şey söylüyorsunuzdur, diyorsunuzdur ki işte hayatım eve gelirken iki domates, iki salatalık alır mısın? Almam diyorsunuz. Neden almadın? Sen beni yönetemezsin. Ben senin tercihini yapmak zorunda değilim. Şimdiden ben sana bunu yaparsam yarın bir gün kim bilir bana evi temizletmeye başlarsın. Halbuki siz öyle hiçbir şey söylememişsindir. Sadece marketten alışveriş yapmışsınızdır ve artık onları taşıyacak gücünüz kalmamıştır. Bir yardım, bir desteğe ihtiyacınız vardır. Şimdi eğer narsistik kişiler böyle bir bencil kişiler olduğu zaman da sizin söylemleriniz de yanlış anlaşılabilir. Ve yanlış anlaşıldığı için de siz vereceğiniz mesajı karşı tarafa veremeyebilirsiniz ve yanlış bir zihin okumada meydana gelebilir. Bunlar da gözlemlediğimiz sıkıntılardan birkaç tanesi. Son 2-3 dakikamız kalmışken Betül Hanım, sizin de fikirlerinizi almak isterim. Burada şeye bakabiliriz, kadının ve erkeğin dili kullanış biçimi. Burada da yine arkada beynin işleme süreci var. Orada da farklılıklar ortaya çıkıyor. Kadının daha dolaylı bir dil kullandığı yapılan araştırmalarda. Yani şu bardak mesela, bana bardak al demiyor erkeğe. Diyor ki, bu bardak ne kadar güzel. Bu bardak sabahtan akşama kadar bu bardakla ilgili metiyeler düzebilir. Ama amacı ne? Erkeğe ona bardak almasını istiyor ve bunu söylemeye çalışıyor. Dolaylı yollardan. Dolandırıyor. Erkeğin de beyin işlemleme sürecinde, dili kullanım sürecinde sebep sonuç direkt. Yani bana bardak al, bitti. Ama erkek kadının işaret ettiği yere bakıyor. Bardağın güzelliğine bakıyor. Hakikaten diyor, ne kadar güzel bir bardakmış dediğinde bu sefer kadın kırılma yaşıyor. Burada erkeğin ve kadının birbirlerinin dilini, kullanma biçimlerini öğrenmeleri gerekiyor. Bu genel her kadın için geçerli olmayabilir ama genel tabloya baktığımızda kadının daha böyle tumturaklı, daha ağır, daha dolaylı bir dil kullandığı, erkeğin daha sebep sonuç, daha böyle net bir dil kullandığı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla tavsiye niteliğinde olabilir. Kadınlara, eğer eşlerinizle iletişime geçtiğinizde bir şey istiyorsanız bunu dolandırmadan net bir şekilde ifade edebilirsiniz. Direkt ve şeyi de belli olmalı mesela, bunu işte aldığım eğitimlerde vesaire hocalarım hep söylerlerdi. Benimle ilgilenmeni istiyorum derse bir kadın bir erkeğe, erkek uzay. Ne İlgine anlam demek, ifade evet. ediyor? İlgine İlgi demek, nasıl istiyorsun? Nerede istiyorsun? O yüzden kadının şöyle demesi gerekiyor. Benimle şu gün, şu saatte, şu dakikada, şurada buluşup bana şu şekilde davranmanı istiyorum. Şu şekilde benimle ilgilenmeni istiyorum deyip netleştirmesi. Erkeğin de şu hataya düşmemesi gerekiyor. Kadının direkt gösterdiği yere bakmasın. Ne demeye çalıştığını duymaya çalışsın biraz daha diyebiliriz. Evet, aslında karşılıklı fedakarlık dolu bir ilişkiden de bahsetmiş oluyorsunuz böylece. Bölümün başından beri baktığımız zaman farklılığımızı kabul edip buna göre de davranmamız gerektiğini de anlamış oluyoruz bahsettiklerinizde. Ağzınıza sağlık, çok keyifli bir sohbet oldu. Umarız izleyen herkes için de faydalı olmuştur. Kendini bilmekte bugün ilişkilerden bahsettik, sevgiden, aşktan konuştuk, evlilikten konuştuk. Umarız izleyen herkes için faydalı olmuştur. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın.